İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Gündem Vizyon Klasiği ile tekrar karşınızdayız. Bu hafta neyi konuşacağız? Bu hafta 31 Mart seçimlerinin üzerinde 2 hafta geçti. Ama biz hala seçim bitirmedik, onu konuşacağız. Maalesef 14 günlük süre içerisinde itirazlar, soru işaretleri, dedikodular, şaibeler derken bir süre geçti. Bunu konuşacağız, bunu netleştirmeye çalışacağız kendi penceremizden. Evet, insanoğlu galaksinin bir köşesindeki kara deliğin çapını ölçebiliyor ama biz hala 14 gündür bir sandığın boyunu boşuna ölçemedik. Bunu konuşacağız. KHK'larla ilgili mazbata sorunu var. Onu konuşacağız. Yereli konuşacağız. Sivas'ta Sayın Hilmi Bilgin belediye başkanı oldu. Onu konuşacağız. İlçelerimizi konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Gazeteci meslektaşlarımız Sayın Taner Karabal ve aynı zamanda belediye meclis üyesi Çiğeburnu'nda belediye meclis üyemiz. Sayın Ali İzgi ve Sayın Orhan Tel bu akşam bizimle birlikteler. Güzel bir sohbet tadında bir program arz etmeye çalışacağız. Tabii sizden gelen sorular, yorumlarda olursa interaktif bir program yapmaya çalışalım diyorum. Evet, Sayın İzgi bugün sizle başlayalım isterseniz. Her zaman olduğu gibi. Acaba? Sizce ne oldu? Sizce olabilir mi? Belki de. Ama şundan dolayı siz bundan önceki programda, evet bu hakkınızı vermek lazım. Kararsızlarla ilgili bir yorum yapmıştınız, demiştiniz ki kararsızlar büyük bir ihtimalle büyük bir çoğunluğu AK Parti'ye geçer ki oradaki fark da oradan kaynaklandı demiştiniz. Doğru çıktı. Hakkınızı vermek babından hem sizle başlayalım. Sizce ne oldu? 31 Mart akşamı Anadolu Ajansı'nın veri akışını kesmesiyle başlayan bir tartışma aslında orada başladı demek lazım. Tabii sevgili izleyiciler programımızda canlı olarak yayınlanıyor. Ve yine çok değerli ortak dostumuz, hepimizin ortak dostu sevgili Cengiz Kuzucuoğlu hakkın rahmetine uğradık. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok kalender, çok değerli bir şahsiyetti bizim için de, Sivas için de. Mekanı cennet olsun. Allah sevenlerine sabır versin diyorum. Evet Sayın İzgi, sizce ne oldu 31 Mart akşamı? İsterseniz oradan başlayalım. Devam edelim efendim, buyurun. Biraz önce dediğin gibi 31 Mart akşamı aslında Cengiz Kuzucuoğlu belediye meclis üyesi seçilmişti. Evet. Ama maalesef göreve başlayamadı. Evet. Bir kez daha biz buradan rahmetli analım. Senin ne dediğin gibi. Aslında gönül şunu isterdi. Biz bugün burada daha seçimi konuşmayalım. Çok daha ciddi şeyleri konuşalım. Hayatın gerçeklerini konuşalım isterdik ama maalesef ben o programda da söylemiştim. Biz millet olarak seçimleri seviyoruz. Seçimleri konuşmasını çok daha fazla seviyoruz. Evet. Dikkat ederseniz bir maç seçimlerini konuşmaya bir sene önceden başladık neredeyse. 6 aydır da hararetli bir şekilde konuştuk, tartıştık ve nihayetinde 31 Mart akşamı dedik ki artık bugün bu olacak, bitecek, bir hafta daha konuşacağız, gerçek gündeme döneceğiz. Ama maalesef şu ana kadar belki Sivas bazında dönmüş olsak da ülke bazında ne yazık ki gerçek gündeme dönme şansımız olmadı. Evet. 31 Mart öncesini şöyle bir hatırlarsanız 31 Mart'ta ne olduğunu daha net görürsünüz. 31 Mart'ta ilk defa bir yerel seçime ittifaklarla gidildi. Evet. Yasal zemin olmasa da ittifak, yani iki kutupla gidildi. Bu ta referandumdan bu tarafa ortaya çıkan evet bloku ve hayır bloku, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yine blok olarak gitmişlerdi. Ve onun yasal zemini vardı ve her parti lideri de, sözcüsü de, üyesi de bu blokların bu şekilde dağılmasını istemedi ve bu seçimlere de blok halinde gitmeyi tercih etti. Yani bir tarafta Cumhur İttifakı, MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu, diğer tarafta Millet İttifakı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu bir ikili ittifakla gidildi. Haliyle seçimlerin sonucunun bu kadar yakın çıkması bir anlamda direkt buraya bağlı bir şey diye düşünüyorum. Böyle olunca haliyle seçimler yerel olmaktan çıkarıldı. Genel siyaset ağır bastı. Genel siyaset ağır basınca da biz işin doğrusu yerelden çok genel siyasi kavramları, genel siyasi söylemleri, genel siyasi konuları konuşmuş olduk. Evet. Ve böyle olunca 31 Mart akşamına gelene kadar Cumhur İttifakı dedi ki beka meselesidir. 31 Mart seçimleri beka meselesidir. Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendirir. Eğer Cumhur İttifakı azınlığa düşerse farklı tartışmalar gündeme gelir. Yeni rejimin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tartışmaya açılması doğru olmaz. Etrafımız düşman dolu argümanı çok sık kullandı. Evet. Diğer tarafta buna karşı başka argümanlar kullandı. Burada vatandaş bana göre çok İnanılmaz bir feraset ortaya koydu ve çok inanılmaz kuyumcu terazisinde bir mesaj verdi. Dedi ki, bütün bunların hepsini ben dinledim. Bütün bunların hepsine ben baktım. Ama ben
kutuplaşmayı da sevmiyorum. Ben ötekileştirmeyi de sevmiyorum. Ben bu ülkenin eğer varsa beka sorunu topyekun halledebileceğimize inanıyorum. Evet. Ben bu ülkede herkesin artık gerçek gündeme dönmesini istiyorum. Bu kısır çekişmelerden kurtulmasını istiyorum dedi. Beka tartışması açmak istemiyorum eğer sizin dediğiniz doğruysa. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi şurada siz durun. %51'inizi veriyorum. Hükümete devam edin. Ama diğer taraftan da ben yerelde kime inanıyorsam, kimi istiyorsam ona oy vereyim dedi ve öyle tercih yaptı. Cumhur İttifakı'nın %51'de total oyu da tuttu. Ama Ankara, İstanbul, Antalya, Adana gibi büyük şehirlerde de yani dedi ki ben bu defa bunları denemek istiyorum. Millet İttifakı'na oy verdi. Ve dediğim gibi hakikaten çok kuyumcu terazisinde tartarak bir mesaj verdi. Ve bence o gün akşamki yapılan konuşmalara baktığım zaman hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem MHP Genel Başkanı'nın bu mesajı aldığını düşünüyorum. O günkü akşamki konuşmalara bakarak söylüyorum bunu. Ve bana göre bu seçimin hakikaten de kaybedeni yok. Yani nereden toplarsanız toplayın. Herkesin kazandığı çok şey var. Bu da bana göre demokrasinin kazancı diye düşünüyorum ben. Yani demokrasi bir mozaikse tabii mozaik ortaya çıktı diye düşünüyorum. Evet. Sivas açısından bakacak olursak. Aslında aynı şey Sivas'ta da gerçekleşir demek de çok bir beis görmüyorum. Çünkü örneğin Ankara'da başkenti ele alırsak ilçelerin büyük bir oranda ezici bir şekilde çoğunluğu AK Parti yani Cumhur İttifakı 3 tane de MHP'nin adayı vardı onlar da kazandı. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı CHP. Onu sözünü kestim ama öncelikle sorayım, bir arkadaşa da soracağım. İstanbul'da ben oturdum hesap ettim. İlçe belediyeleriyle Büyükşehir Belediye arasında AK Parti'nin kendi seçmeninde 250 bin aksi yönde oyu var. CHP'nin ise yani milyonlara varan bir fark var. Yani bunu fark edebilmek ya da bunu neye yorumlamak lazım? Denge. Vatandaş dedi mi işte kuyumcu terasinde taktı. Yani ilçelerde AK Parti olduğu gibi vermiş ama Büyükşehir Belediyesi'nde aynı pusula içerisinde tamam, onun başka etkenleri de var. Yani AK Parti'ye bir mesaj da vermek istedi seçmen bu seçimde. Aday yani, olabilir mi? Çok aday bazında düşünmüyorum ben onu ama şöyle düşünüyorum. Dediğim ya çok aday bazında ne konuşuldu ne de aday bazında tartışıldı. Aslında AK Parti'nin adayları çok da böyle zayıf adaylar değil. Ciddi ciddi adaylardı sonuç itibariyle. Ekonomik şartlar çok ağır bastı. Ekonomik koşullardan dolayı bir mesaj vermek istedi. İki, bu şehirlere baktığınız zaman bu şehirlerin ağırlıktaki bir olayını da gözden kaçırıyoruz. Orada 1,5 yıl önce bu şehirlerdeki seçilmiş belediye başkanlarını AK Parti görevden aldı. Ve hiçbir sebep açıklamadı. Metal yorgunluğu dedi geçti. Ama vatandaş bunu çok da yemedi şimdi doğrusu. Yani sen bana seçtirdiğin başkanı böyle görevden alırsan ben de sana bir mesaj vermek istiyorum demiş de olabilir. Evet. Yani bunu da bu mesajı da vermiş olabilir. Peki BK meselesi karşılık buldu mu? Üçüncü bir neden. Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki bütün 81 ilde belediye başkanı adayı benim dedi. Zaten şu anda Türkiye'de siyaset sadece Cumhurbaşkanı üstünden şekillendiği için bir Cumhurbaşkanı'nın yanında olanlar var. İki Cumhurbaşkanı'nın karşıtlığı sahikiyle oy kullananlar var. Evet. Bu seçimde Cumhurbaşkanı'nın karşıtlığı sahikiyle oy kullananlar bir tık öne geçti. Hadise bundan ibaret. Evet peki. Evet Sayın Karabalk bu arada hayırlı olsun, tebrik edelim sizi de. Sivas'a umarım başarılı güzel hizmetlere vesile olur göreviniz. İnşallah. 31 Mart akşamı sizinle programı başladık. İlk saatler değerlendirdik. Tabii süreç uzadıkça özellikle bu İstanbul seçimiyle ilgili bir sorun olduğunu fark ettik. Bu arada bir sonuçta siz bir gazetenin de aynı zamanda sorumlusunuz. Onu da sorayım. Yani Anadolu Ajansı'nın veri bir şekilde dengeler birbirine yaklaşmaya başlayınca kesmesi insanlar akıllarında soru işareti oluşturdu. Bu bir, aslında bence bilemiyorum ama bunu nasıl değerlendirmek lazım. En büyük hatanın da burada olduğunu düşünüyorum. Yani seçim sonrası bugün yaşadığımız hadisenin temelinde de bunun olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir ikincisi de şu. Ali Bey'e de sordum. Yani ilçelerde özellikle büyük şehirlerde kendi partisinin adayını seçmiş. Yani ciddi ciddi oy kullanmış. Ama Büyükşehir'e döndüğünde işte farklı partinin adayına ve ciddi bir rakam 250 bin civarında yani 250 bin falan 3 milyon 900 bin şeyde oy almış. Büyükşehir'de, ilçelerde ama Büyükşehir'e döndüğünde 4 milyon 170, 4 milyon 180 bin civarında bir oy almış. Yani çok ciddi bir fark var.
Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani Ali Bey'in dediği gibi o 5 tane belediye, 6 taneydi galiba belediye başkanı görevden alınan. Ankara, İstanbul, Balıkesir, Düzce, Niğde, Bursa, Düzce, Niğde, Çorum. 7 mi? Doğrudur. 7. Yani bunun etkisi olabilir mi, olmuş mudur? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Sizce 31 Mart akşamı ne oldu? Ya 31 Mart akşamı bir defa millet yeni bir sisteme geçtiğini kabullenmiş gibi oy kullandı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın %50'den fazla oy alması sistemin devam etmesi yönünde, beğenisi yönünde oy kullandığını ben düşünüyorum. Oyların bu kadar yakın çıkması bu da normal. Artık iki kutuplu bir seçime alışık olacağız, evet. Türkiye'de. Partiler zamanla birleşme yoluna gidecektir. Küçük partilerde bu şekilde ben zamanla tasfiye olacağını düşünüyorum. Yani her parti kendisini bulduğu, kendi sesinin yankılanacağını hissettiği ittifaklarda devam edecek diye düşünüyorum. Peki bu ittifak içerisinde kutuplarda bir değişme olabilir mi? Mesela 2014 seçimlerinde işte Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Bir şey ek yapayım, özür diliyorum Taner abi. Yani HDP bu seçimlerde aslında seçim öncesi çok fazla konuşulmadı ama seçim sonrası hala çok konuşulması gereken bir parti. Onu da konuşacağız. HDP hala HDP'nin oylarını tamamen kontrol ettiği, yönlendirebildiği ve etkili olabildiğini göstermiş oldu. Ama yani şöyle bir tezatlık yok. Yok, bilimsel bir çalışma. HDP oylarının AK Parti adayını desteklediğini. Yok, ben yani AK Parti'ye yakın bir setam yani isim vermek bekliyorum ama bunun, araştırmanın sonucundan çıktığını söyledi. Bunun, bak bunun bir delillendirmesi lazım. Bunu neye göre söylüyorsunuz? 2014'teki seçimlere bakın. AK Parti artı MHP'yi yazın. Bakın bir de bugünkü toplama ama bakın. Yani onu da konuşalım yani da. Yani HDP eğer orada Ankara'da aday çıkarmış olsaydı kesinlikle CHP adayının alma şansı yoktu. Onu geç. Yani İstanbul zaten. Şöyle mesela ben İstanbul zaten ettiğim, olmaz. Konuk ettiğim yani, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı yapmış bir arkadaş aynen şunu söyledi. Dedi ki Adana, Ankara'da biz mesela, Mansur Yavaş'ı destekledik dedi açıkça. Yani bunu ifade etti. Adana, Mersin, Antalya bunların tamamında HDP oyları Millet İttifakı'nı kazandı. İstanbul için olabilir. Yani Adana için, Mersin için olabilir ama Ankara için. Yani yazın bakın geriye dönüp bütün istatistiklere bakın bunu görmek çok mümkün yani. Buyurun abi. Yani yeni bir sisteme geçtik ve artık bu sistemi tüm partiler kabullenecek. Evet. Dolayısıyla bu seçimde Cumhur İttifakı'nın %50'den fazla çıkması, özellikle İl Genel Meclisi oylarındaki fazlalığı hala milletin Türkiye'yi ben senin yönetmeni istiyorum. Ve bu ittifakın da MHP ve AK Parti'nin ittifakının da devam etmesini istiyor ve destekliyorum şeklinde bir sonuç çıktığına ben inanıyorum. Öte yandan işte fiziksel olarak da yaşadığımız işte ekonomik sıkıntılar ve Türkiye'nin dünyadaki karşılaştığı sorunlar seçmeni biraz yorduğuna ben inanıyorum. Yani senin eksiklerin var. AK Parti'ye verdiği mesajı söylüyorum. Senin eksiklerin var. Bunları güncelle, düzenle ve bu eksikliklerini gider. Ama ben hala sana inanıyor, güveniyorum ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni senin yönetmeni istiyorum. Mesajı bu. Bu çok net. Şimdi dikkat ederseniz yani Cumhuriyet Halk Partisi evet Ankara ve İstanbul'u aldı ama Ankara ve İstanbul'da kazandığı adayların ikisi de sağ, milliyetçi ve muhafazakar kökenli insanlar. Yani bir solcu bir aday çıkıp da geçmişi CHP tandensli ya da sol ideolojili bir adayla Ankara ve İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi almadı. Bu da önemli bir göstergedir. Aslında konuşalım istersen. Önemli bir göstergedir. Cumhuriyet Halk Partisi de evet bu seçimin kazanan partilerinden bir tanesidir. Milliyetçi Hareket Partisi de kazanan partilerinden bir tanesidir. Kaybeden yok zaten. Kaybeden iyi partidir. Kaybeden de oyunun üstünde. İyi partidir. Ya şimdi millet hiçbir belediye vermemiş.
ve belediye meclisi üyeliklerine baktığınız zaman İYİ Partililerin hemen hemen yok gibi öyle gözüküyor. Yani şimdi zannetmiyorum ben. Yani o şey rakamları bilmiyorum. Gerçi ama şeyde, yani bir de yeni meclise baktığımızda yani, 95-75 gibi gördüm ama. Yani o birbirine yakın ama 7 aylık ya da 14 aylık bir partinin bu seçimin ben böyle inanıyorum. Kaybedeni İYİ Parti'dir. Peki şu dediğiniz gibi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'liler hala ideolojik olarak oy kullanan, hala PKK söylemleriyle oy kullanan, hala Kürtçülük esasına dayanan bir şekilde oy kullanan, bu şekilde yönlendirilen bir taban olduğunu da bir kez daha görmüş ve bunun da tescillenmiş olduğunu hep beraber gördük. Ve bunu da artık görmemiz lazım. Yani HDP evet bir siyasi partidir, doğrudur. Ama aynı zamanda HDP PKK'nın temsilcisidir. Yani bu seçimlerde bir kez daha tescillenmiştir. Peki şunu sorayım. Özellikle şimdi bahsettiğiniz bir konu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte milliyetçi, muhafazakar, biz tandanslı insanları, daha doğrusu şöyle sormak lazım. Şimdi AK Parti kabul edelim etmeyelim. Özellikle dini simge ve sembolleri bu oldukça kullandı. Ya yani en çok bu seçimde CHP kullandı. Onu soracağım. Yani şimdi işte baktınız ki en çok İmamoğlu kullandı İmamoğlu mesela. Yasin Şerif okudu. İşte değil mi? Namazlar yani gözüktü. Sayın herkes aynı şekilde Mansur Yavaş. Yani onu Binali Yıldırım okusa. Şimdi yok, Binali ben Yıldırım şunu söylemek yapsa, istiyorum. Yani bu AK Parti, AK Parti'nin silahıyla mı vurdular? Da çekilirdi. Ya evet, yani şimdi böyle bir AK Parti böyle bir şey beklemiyordu. Özellikle yani burada bence bocaladı. Bu hafta ben onu yazmıştım. Onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Şimdi Yasin okuyan işte namazından yazında bir şimdi aday görünce bocaladı diye düşünüyorum. Genel meclis oylarında AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana'da çok bariz üstünlüğü var. Evet. Bu şudur. Millet genel olarak genel destek itibariyle Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilere yüksek oranda destek vermektedir. Ama bu bir yerel seçimdir. Yerel seçimin kendi dinamikleri vardır. Yerel seçimin kendi şahsi hükümleri vardır. Millet tercihini bazı büyük şehirlerde farklı kullanmıştır. Dolayısıyla oralarda geçmişteki büyük şehirlerde yönetilen belediyelerin eksiklikleri, yanlış uygulamaları, anlatabiliyor muyum? Bir takım milletin hoşuna gitmeyen nedenlerden ötürü de millet tercihini bu yönde kullanmış olabilir. Peki bugün geldiğimiz süreçte özellikle bu Anadolu Ajansı'nın, yani şu anda 14 gündür hala tartışıyoruz. Bakın seçim bitmedi. Ya veri akışı olmamış olabilir Mehmet Bey. Yani bunu çok ama fazla da başkan açıkladı. Abartmamak lazım. Ben yani İstanbul söylüyorum dediğiniz yer. Topa girmemiş de olabilir. Yani fark o kadar yakın göre. Evet. Üzerine risk almak istememiş de olabilir. Açıklaması doğru öyle olsaydı. Yani neticede bunu Anadolu Ajansı'na yıkmak da yanlıştır. Ben şu Anadolu Ajansı çıkan veriyi yansıtan bir kurum ya. Anadolu Ajansı. Veri oluşturmuyor. Veriyi yansıtıyor sadece. Veriyor sadece. Bu söylüyor. Diyor ki Anadolu Ajansı. YSK Başkanı çıktı ertesi sabah. Dedi ki Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Doğru. Bu verileri nereden alıyor bilmiyorum. O bilmeyebilir. Dedi. Yok yani orada bilmiyorum derken orada bir eleştirel mahiyette bilmiyorum ifade etti. Onu sorunca. Ben şunu sormaya çalışıyorum. Onu şöyle söylüyor. Şimdi onu öyle açıklarsak çok. Ama Anadolu Ajansı öyle açıkladı. Biz ben alamıyoruz dedi. Şimdi YSK Başkanı açıklamasını söylüyor. Olabilir. YSK Başkanı dedi ki. Bakın YSK Başkanı ben saat 11'de girdim verileri dedi. Yani 11'de girmeye başladım dedi. YSK Başkanı'na öyle sordukları için öyle cevap verdi. Direkt yani Anadolu Ajansı'nı... Hayır, Anadolu Ajansı'nın kendi açıklaması vardı. Veri akışı kesildiği için dedi yayınımızı durdurmak zorunda kaldık dedi. Gece 1-2 gibi sorun burada başladı. Çünkü YSK Başkanı dedi ki ben verileri 11'de girmeye başladım dedi. Annem veri almıyor, nereden alıyor da bilmiyorum deyince İki şekilde şuna geleceğim ben. Anadolu Ajansı'nın orada işte Cumhuriyet Halk Partisi yetişti, AK Parti yetişti geçti, o öne geçti, o yani burun buruna giden bir olayda orada Anadolu Ajansı'nın müdahalesi bugünkü tartışmaların sebebi değil mi sizce? Bence değil. Peki sizce? Ya Anadolu Ajansı'na bu işi yıkmak yanlış olur yani. Neticede bir haber ajansı, bir iletişim ajansı. Çok yakın görünce risk almak istememiş olabilir ya.
Neyin yakın, neyin riskini bir, alacak? İki, başka bir şey söyleyeceğim. Yanlış yönlendiriyorum diye. Yok yok, hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hava Ajansı tam aslında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamasında gizli aslında bu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ne diyor? Tekrarla. Benim müşterim değil, verilerinden ver alıyorlar bilmiyorum. Dur. Verilerim şimdi. Ben saat 10'da girmeye başladım. Şimdi akıl yürütelim. Ben biliyorum da nasıl olduğunu. Daha doğrusu hepimiz biliyoruz da. Şimdi hep beraber akıl yürütelim. Televizyon başındakiler de akıl yürütsün. Eğer YSK'dan almıyorsa Anadolu Ajansı verileri. Nereden alıyor olabilir? Partilerden alıyor. İki. Bir partilerden alır. İki. Hiçbir yerden alamaz. Olur mu? Sandıklarda görevlisi vardır. Ya sandık görevlisi veya yok. Veya seçim yok. Kurullarında, seçim kurullarındaki birleştirmenin başında bir tane adam koyarsan birleştirme tutanaklarına tek tek geçebilir. Bu çok önemli bir şey değil. Ya, tamam, İki. Peki. Ama hızlı verebilmek için, çünkü bunu zamanında biz de yaptık. En etkili, bütün sandıklarda müşahede olan parti kimse onun sisteminden alır. Ve şu ana kadar bence büyük oranda geçmiş seçimlerde baktığımız zaman AK Parti'nin sisteminden çekti. AK Parti'nin sistemi de o saat itibariyle fark o kadar yaklaşınca, veri akışı kesilince Anadolu Ajansı'nın veri akışı da kesilir. Anadolu Ajansı siyasi bir risk almak istemedi. Ben görüşümü söylüyorum. Peki. Tahminimi söylüyorum. Peki, büyük tamam. Oranda böyledir. Doğru yani olabilir tabii ki görüşünüz. Çünkü başka bir yerden alma şansı çok var mı? Çok fazla bunu yok. Aslında... Çok fazla. İlerisi inşallah. Ya ilçe seçim olur. Kurullarındaki birleştirme tutanaklarının girildiği bilgisayarın oradaki... hakim bir tane görevli koşuldu. Çok kolay değil. Diyana Haber Ajansı'nın manipülasyon yaptığı ortaya çıktıktan sonra resmi olarak bu, sadece Anadolu Ajansı'ndan veri alınması. Diyana Haber Ajansı yani, öyle yapıyor. Basın olarak, yani, medya olarak. Anadolu Ajansı'nın her sandıkta elemanı var mıdır? Mümkün değil. Yok. Her ilçe kurumunda yok işte. Söylediğine geliyoruz. Yani her ilçe kurumunda var. Söylediğine geliyoruz. Yani Anadolu Ajansı'nda aslında ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacak ya işte AK Parti'den alacak. Ali Bey'in dediği gibi hep AK Parti'den aldı, bu sefer alamadı. Tabii. Peki. Çünkü bak o, evet. Onu da olabilir. Onu olabilir. Da bir taraf olabilir. Olduğu için söylemiyorum ha. Şu ana kadar çünkü sandıklarda en iyi yani. En iyi organize olan parti AK Parti'ydi o yüzden. Ama bu seçimde tabii öz eleştiri yapmak lazım. Peki Sayın Tel, sizce 31 Mart akşamı ne oldu? İsterseniz buradan devam edelim. Yani ben bir sözünüz, cümle daha tabii, söyleyeyim. Buyurun. Yani aslında 31 Mart'ta Türk milleti dünyaya bir kez daha birlik, bütünlük ve beraberlik açısından çok kuvvetli bir mesaj verdi. Yani bu mesaj Türkiye'nin uyguladığı dış politika ve bağımsız olma yolunda attığı adımları desteklemesini gösteren önemli bir mesajdır. Evet. Bunu da dünyaya millet, ben bu politikaları beğeniyorum. Türkiye'nin bağımsız olmasını istiyorum. Türkiye'nin özgür ve güçlü bir devlet olmasını istiyorum. Bu şekilde mesaj vermiştir. Yani dikkat ederseniz bakın yani Yunan televizyonları dahi mesela Ayasofya'yı gündeme getirip Ayasofya artık açılmayacaktır demesi. İsrail'de işte bazı fanatik Yahudilerin İstanbul AK Parti kaybetti diye İşte gösteri yapması, şenlik yapması. Bunlar da bu seçimin aslında dünyada bazı merkezlerde nasıl yankı bulduğunun da en büyük göstergesidir. Yani işte, tabii 17 yıllık bir iktidar vardı. Yani 25 işte, yıllardan yani, değil mi Refah Partisi? Yunanlılar dahi artık İstanbul'da Ayasofya cami olamayacak diye haber yaptılar. Televizyonlar bu şekilde yorumcularla analiz değerlendirmede bulundular. Yani bu seçim dışarıya mesaj verme açısından. Peki beka söylemi karşılık buldu mu sizce? Bulmuştur tabii. Yani kesinlikle bulmuştur. Ama toplumun yarısında karşılık mı buldu? Yarısından fazlasında karşılık bulmuş. Peki. Evet Sayın Orhan Bey, siz ne düşünüyorsunuz 31 Mart akşamı? Sizce ne oldu? Bizim başlığımız bugünkü. Sizce ne oldu? Öncelikle seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. 31 Mart seçimlerin öncesi de sonrası da özlenen bir şekilde gelişmedi. Evet. Nedir o özlenen şekil? Yani bugün laf olsun diye konuştuğumuz birlik beraberliğe seçimler nasıl bir katkı sunmuştur diye bakacak olursanız kutuplaştırma son sürede devam etmiştir. Bu kutuplaştırmanın bu memlekete bir hayrın olmadığını göre siyasi partiler, bir dakika ben seni dinledim. Ben seni dinledim. Müsaade et. Katkını sonra verirsin. Katkı yapmayalım mı? Sonra verirsin katkını. Evet, tamam. Şimdi
bu kutuplaşma hadisesinde medet umanlar aynı şekilde devam ettiler. Evet. Gerdiler, gerdiler, zillet denildi, illet denildi, Allah'ın belası denildi. Hiç olmaması gereken şeylerdi bunlar. Kime diyorduk ki bunları? Kime diyorduk yani sonuçta? Kendi insanımıza diyorduk. Evet. Hakkımız var mıydı? Yoktu. Böyle böyle geldik. Gere gere geldik. Öbür tarafında dedik ki beka bu her şey. Her şeyin sonu olabilir. Her şey tehlikede. Beka. Her şey gelecek tehlikede. Her şey tehlikede. Ne oldu? Mansur Yavaş atıyorum. Ankara'da kazandığı gün PKK'lılar iş baş edeceklerdi kadroları. Evet. Ne oldu? Var mı öyle bir haber ortada? Var mı haber? Yok. Mansur Yavaş'ın birkaç tane ataması var. Bir tanesini işte genel sekreter eski MHP'li. 23. dönem milletvekili yaptı. Yani neydi o zaman bunun adını ne koymak lazım? Niye yapıyoruz bunları? Bilmeden yapıyoruz. Tövbe inanmıyorum. Bile bile yapıyorsunuz. Bile bile geriyorsunuz. Bile bile bazı şeylerin hiç hep elinizde oyuncak olarak kalmasını istiyorsunuz. Değerler, sistemler, düşmanlar, şunlar bunlar. Vazgeçin bunlardan. Ne oldu Türkiye yıkıldı mı yani şimdi? Mahvoldu yani. Nedir bu beka? Bekayı daraltıp kendi menfaatlerimiz, kendi geleceğimiz üzerinden düşünüp millete de milletin geleceği, milletin menfaati diye yutturabildik mi? Bence yutturamadık. Lüzumsuz bir şeydi seçim önü. Seçim sonu da aynı şeylerin kalıntılarını yaşıyoruz. Yani şimdi Ali Bey İstanbul'u CHP kazandı diyebiliyor. Taner Bey diyebiliyor. Ben diyebiliyorum. Herkes diyebilir Türkiye'de. Niye bazıları hala diyemiyor? Niye diyemiyoruz? Ne kazanmak istiyoruz sonuçta? Efendim? Onu da konuşacağız. Ya, yani konuşacağız. Çok zor bir şey değil bu. Süreç sana göre, bana göre kafalarda süreç müreç bitti. Vicdanlarda bitti bu iş ya. Yani şimdi kılıf örmenin, bilmem şunu yapmanın, bunu yapmanın alemi yok. Yani siz her kimseniz, benim tarafım, senin tarafın, Ali Bey'in tarafı, Taner Bey'in tarafı, her kimseniz siz. Arkadaş sizin alnınızda Süleyman mühürü mü var, hiç kaybetmeyeceksiniz diye bir şey mi var ya? Bir şey mi var yani? Siz Allah'ın müjdeli kulları mısınız? Hiç kaybetmeyeceksiniz. Kaybedeceksiniz. Bak insan hayatı da, insan nasıl olgunlaşıyor biliyor musun? Acılarla, sıkıntılarla, zorluklarla kaybederek olgunlaşıyor. Hiç kaybetmeyen adam büyüyebiliyor ama olgunlaşamıyor. Kaybetmek aslında çok da kötü bir şey değildir ya. Ne demiş şair? Herhalde Mahzuni. Bazı acılardan bul ilacını diyor. Öyle mi? Evet. Ne demek bu? Hayatın getirdiği şeyler, acılar, kayıplar, işte oralarda ver ilaçlar. Yani sen şimdi tamam karşı tarafa koydun. Dedin ki şu oldu, bu oldu, kıvır oldu, zıvır oldu. Sandık darbesi dediler ya. Sandık darbesi olur mu ya? Nasıl bir şeydir bu sandık darbesi ya? Çıktın, sandık darbesi ne peki? Sandık darbesini ben sana söyleyeyim mi? Demin Ali Bey'le konuşurken bir ara konuya girdiniz. Denildi ki İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nda şu kadar oy alındı. Belediye meclis üyelerinde şu kadar oy alındı. Ne kadar fark var? 250 bin dedim. Ben takip etmiş değilim. Peki CHP'nin adayıyla AK Parti'nin adayı arasında kaç oy var? 13 bin oy var. 10 bin oy var. Diyelim ki 10 bin oy var ya. 250 bin kendi seçmenin yerelde kendi insanına oy vermiş ama üsttekine vermemiş. Sandık darbesi diyorsan işte darbe bu. Darbe karşıdan falan da değil. Darbe senin seçmeninin kendi kendine yaptığı darbe. Alkışlıyorum. Seçmen bu tavrı yapmışsa evet kuyumcu terasında tartarak yapmıştır Ali Bey'in dediği gibi ve darbe diyorsanız da darbe budur işte. Yani herkes şapkasını önüne koyup düşünecek. Yani rakibimde 10 bin oyu 10 gündür, 20 gündür, 10 aydır sürüyebildiğim kadar sürüyorum. Sayıyorum, çoğaltıyorum, azaltıyorum, bilmem ne yapıyorum. Ya 250 bin seçmen sana ilçede oy veriyor, büyük şehirde vermiyor arkadaş. Budur darbe ya.
Ve darbeyi kendi seçmenin yapmıştır. Karşı seçmen falan filan geç bunu. 250 bin oyu orada alsan şimdi rakibine 240 bin oy fark atacaktı. Öyle mi? 250 eksi 10, 240 mıdır her zaman? Her zaman öyledir. 240 bin oy atacaktın, fark atacaktın. Neymiş darbe? Darbeyi falan da konuşacaksak öyle sandık darbesi. Şu yapıldı, bu yapıldı diye geçeceksin bunları. Niye Büyükçekmece'yi konuşuyoruz? Ne özelliği? Büyükçekmece'nin adayı kim? Hadi bir katkı ver bana. Mevlüt Soysal. Mevlüt Soysal kim? Mevlüt Uysal. Mevlüt Uysal, Uysal. Büyükşehir'in belediye başkanı. Nereden gelmişti Büyükşehir'e? Başakşehir'den. Evet. Yani şimdi Mevlüt Uysal kaybedecek diye kaybetmişse etmiştir kardeşim. Türkiye'nin bir de Mevlüt Uysal problemi mi olacak? Derdi mi olacak? Bir de onun üstünden mi birbirimizi tüketeceğiz? Tamam yapmış Başakşehir'de başkanlık yapmış. Rütbetmişsiniz. Büyükşehir'e de başkan yapmışsınız. Sayenizde olmuş. Büyükçekmece'ye de gelmiş, kaybetmiş edebilir. Edebilir. CHP Büyükçekmece'de, orada, ben bir taraf olarak söylemiyorum. Orada küçük CHP, bir taraf yapabilir miyim abi? Sonra yaparsın Ali Bey. CHP, konu dağılır da onun için. Dağılmaz. CHP orada itiraz etmiş seçmen listesine. Burada taşıma seçmen var diye. Etmiş mi? Etmiş, evet. Dikkat alınmış mı? Bir kısmı alınmış, büyük bir kısmı alınmamış. Öyle mi? Ondan sonra listen kesinleşmiş mi? Kesinleşmiş. Kesinleşen listede bir binada, aynı dairede 11 tane seçilmiş adam var mı bugün medyadakiler? Başakşehir'in yöneticileri, bilmem neredeki adamlar, şunlar bunlar. Yani hepimiz 11 kişi şurada toplanıp aynı evde kalıyoruz. Nerede? Büyükçekmece'de. Var mı? Var. Taşımayı kim yapmış? Yerleştirmeyi kim yapmış? Bu memlekette, tamam mı? Geriye dönüp bakın. Ergenekon'da da birileri götürdü, ha şurada silah var dedi. Kazdılar, buldular ve bir sürü insanı mahvettiler. Sonuçta ne oldu Ergenekon? Balyoz. Bir kurgu oldu değil mi? Kurgu oldu değil mi? Evet. Ha, bugün bazı şeylere ben o gözle bakıyorum. Onu da konuşacağız. Onlar da iddialar var da. Yani şimdi bunları da söylüyorlar. Ben onlara hak veriyorum. Yani seçim yani öncesi bu hazırlık. Kurguyu yapanlar diye. Şimdi burada kurgu vardı diyenlerle aynı adamlar. Sen onları geçeceksin. Ben gene diyorum. Ülkem kazansın. Benim için kaybedenin önemi yok. Herkes kaybedebilir. İmamoğlu babamın oğlu değil. İmamoğlu babamın oğlu değil. Ahmet Mehmet de değil. Öbürü de Binali Yıldırım da benim babamın oğlu değil. Ülke kazansın. Herkes kaybedebilir. Kimse kaybedilmez diye bir şey yok. Bak Başakşehir'de kaybetmiyordu. Bugün kaybetti. Kaybedecek. Yok öyle şey. Yani yenilirsin. Bugün atıyorum koskoca Real Madrid yenildi. Ajax'a yenildi. Devre dışı kaldı. Kimin alnında Süleyman mühürü var arkadaş? Siz kimsiniz? Siz hiç mi kaybetmeyeceksiniz? Her kimseniz ya. Şimdi çok farklı bir noktaya getirdin de. Hayır bir dakika. Orhan dinleyeceksin abi. Önce. Yok dinlemem de. Lazım. Bir dakika. Sol konusu. Sol konusu. Ha bir de Maltepe'yi söyleyeyim. Maltepe'de olay çıkardılar. İşte saydırmıyorlar bilmem ne oldu. Kim basına göre ben takip ediyorum. CHP'ler Maltepe'de saydırmıyor bilmem ne. İki tane hakim. Seçim kurulu, birinci bölge, ikinci bölge hakimi ve seçim müdürünün imzalı tutanağını oku. Kim çıkartmış kırı gürü? CHP'liler çıkartmamış, AK Partililer ve MHP'liler çıkartmış. Ya yapmayın arkadaş, yapmayın bunu ya. Ben hata yaptım, o partileri ben temsil ediyorum. Onlar da benim adamlarım. Yapmışlarsa bunu Ahmet'in, Mehmet'in üstüne, benim adamların, Taner Bey'in üstüne, senin Bey'in üstünde. Niye gösteriyoruz arkadaş ya? Derdimiz ne bizim? Orada aslında onu da konuşacağız. Yani özellikle ha şimdi bak bunlar memleketin kirliliği ayrına değil. Bunlar memleketin peki, ayrına değil. Peki onu ben isterseniz parantez açın. Bir dakika. Bir Nisan akşamını da isterseniz ona katın. Çünkü o gün akşam hatırlarsanız sosyal medya üzerinden işte bakanların ağzıyla, parti sözcülerinin ağzıyla işte sandık başkanlarının, müşahitlerin gözaltına alındığı, işte Ümraniye'de ben öyle bir şeyler okumadım. Yok ben duymadım. Bizzat okudum yani. Duymadım, görmedim. Hatta sabah yani, Süleyman Soylu açıklama yaptı. Görmedim. Yok, ben öyle bir şey var yani, diye. Ya şimdi çok daha fazla yok demiyorum. Hatırlarsanız sabah Sayın Süleyman Soylu açıklama yapmadı mı? Şimdi benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şey bana ait değil diye bakın. Katılıyorum. Söylemek istediğim şu. Yani, medyada bir kirli algı oluşuyor. Kardeş, farkındayım. Oluşabilir. Bu kirli algıyı bazı kesimler sorumsuz davranarak
Hatta birilerini o arada boğmak için falan yapabilirler. Acaba birilerini şirin gözükmek için mi yoksa ülkeyi tabii, bir kaos ortamına sokmak ya, için mi? Yani, hepsi, ikisi de denk gelmiş lazım. Olabilir. Onu demiyorum ben. Yani şimdi o yapar. Sosyal medya biraz daha kontrolsüz bir şeydir. Ama sen basın olarak... Hayır, sosyal medya değil, ulusal basında çıkar. Yani düzeltelim isterseniz. İsim vermeyeyim ama Sayın Soylu'nun ağzından büyük gazetelerde de çıktı, internet sitelerinde de çıktı. O da sorumsuzluk. Yani yapmamış, söylememişse. Yani hatta biz... yeniden YSK'nın yeniden sayım kararı aldığı çıktı değil mi? Yani bunlar... Bak, yani, hayır, ülkeyi kaosa sürükleyen bir argümanlar kullanılmaya başladı. Ya biz, sen o dili geliştirirsen birileri de kalkar bir adım öteye götürür. Ben diyorum ki ayrışma dili. Yani neydi bu illet, zillet bilmem ne? Oradan sen oraya kadar götürürsen, yani uçurumun başına kadar götürmüştün, ondan sonra da biri gelmiş bir tane fiske vurmuş düşmüş. Şimdi biz diyoruz ki bu fiske niye vuruldu? Vurulmasın, kabul ediyorum. Evet. Ama yani biz oraya kadar da götürmemeliydik bunu ya. Götürmemeliydik. Bu dil hastalıklı bir dildi. Yani bu dil hastalıklı bir dil. Buradan siyaset falan üretilmez. Buradan memlekete hizmet de üretilmez. Yani yok böyle bir şey. Beğensem de beğenmesem de ben bu programı sizin üçünüzle yapacağım. Yani ben sizi karşı tarafa dönüp zillet, illet, Allah'ın belası diye tarif etme hakkım yok ya. Senin de beni yok ya. Böyle bir şey yok. Bu memlekette de 80 milyon olarak beraber yaşayacağız. Evet, en güzel mesaj bu ülke hala birlik ve beraberlik mesajı vermiştir. Evet. Çok ince hesaplar yapmıştır. Ali Bey'e katılıyorum. Ve bu hesapları da hayata geçirmiştir. Darbe mi? Gene diyorum. Darbe ise kendi seçmenin sana yapmıştır. 250 bin oy eksik vermiştir. Ve 10 bin oya seni muhtaç etmiştir. Budur işte darbe bak. Darbe diyorsan budur darbe. Okuyacaksan böyle okuyacaksın. Ha, öbür tarafa geldik. Sol olarak kalsın. Niye işte gitsin Yasin okusun bilmem ne etsin. Ne olacaktı? Bir Yasin'le sağ Türkiye'yi 40 sene idare etti yetmez mi yani? Veyahut da 60 senedir idare ediyor yetmez mi? İçinde sol mu idare etsin yani? Mesela yani yetmez mi? Hatta solun daha solu da etsin. Hiçbir benim için şey yok. Ya bu memleketin insanlarını o kadar ayrıştırmaya gerek yok. Yani şimdi Tunceli'nde Komünist Partisi kazandı. Yıkıldık mı yani? Yıkıldık mı? Niye kazandı? İlçeden geliyor adam. Bir yürüyüşü var, bir duruşu var. Ve kime karşı kazandı? AK Parti'ye karşı mı kazandı? CHP'ye karşı mı kazandı? Kime karşı kazandı? Herkese karşı. Özellikle de HDP'ye karşı kazandı. Ve büyük de stresle, büyük de çekişmeyle geçti orası. Ya memleketin kazanımları nereden gelir gelsin kardeşim? Memleketin kazanımları bizim kazanımlarımızdır. Bu komünist de olsa aynıdır. Aşırı sağcı da olsa aynıdır. Dine saygılı insan da olsa aynıdır. Biz bunları kazanım olarak görmemiz lazım. Yani bir figür çıkıyormuş, çıksın ya bana ne? Taner Bey'in İyi Parti kaybetmiştir. Ben İyi Partili değilim. Sonuçta İyi Parti itiraz etmiştir Balıkesir'e, Uşak'a. Manisa'nın bilmem Yunus Emre Mahallesi'ne çok az farklarla hiçbirisinde de sayım falan yapılmamıştır. Kaybetmiştir. Bana göre de kaybetmemiştir. Dediğin gibi MHP'nin üstünde bir oy almıştır. Bu seçimin kaybedenini ben telaffuz etmiyorum. Kayıp, şaşıracağın kayıp var mı? Var tabii. Yani neresi orası? Sinop'i mi? Şırnak. Şırnak'ı kaybetmesi mesela HDP'nin. Enteresan bir sonuçtur. Atıyorum yani bir şey gene geleceğiz. Orada sandığa katılım oran düşük. Geleceğiz. Karamanı kaybetmesi. Yani enteresan olanlar var. Sivas'ta tek bir şey söyleyeceğim. Sivas'ta AK Parti'nin Kangal'ı kaybetmesi gariptir. Evet. Çok gariptir. Çok da yakından bakılması gereken bir kesinlikle konu vardır orada. Onu yani biliyoruz. Yani hizmetse özellikle hizmet, gayretse gayret. Ya ama orada söyleyeyim artık. Arkasında. Şimdi bak söylediklerin büyük bölümüne katılıyorum da kutuplaştırma falan diyorsun ya. Ama kutuplaştırmayı da tamamen tek bir tarafa yıktın ya. Çok ya o kadar çok o kadar tek taraflı değil. Bak, şimdi seçim ses, öncesi herkes kendi seçim stratejisinde kutuplaştırmayı iki tarafta kıtırmandırdı. Şimdi, ama seçmen öyle güzel bir mesaj verdi ki abi. Mecliste birine, başkanlıkta birine hadi kıpırdayın da göreyim dedi ya. Ya katılıyorum ben. Beraber yöneteceksiniz. Vatandaştan yanayım. Ben de istiyorum ki kutuplaşma olmasın. Yalnız şu olmaz. Bir yerden ben birinin üstüne yıkıyor gibi gözüküyorsam hadise şu. Birisi her zaman aksiyonerdir, öbür taraf reaksiyonerdir. Yani ben aktif tarafımdır, sana doğru bir şey yüklerim, sen tabiatıyla onu karşılamak için tepki gösterirsin. Benim yaptığım aksiyondur, senin yaptığın reaksiyondur. Şimdi aksiyonu güçlü olanlar yaparlar. Bu kutuplaştırmada da
aksiyonu yapan taraf belli, güçlü olan taraflar. Çok öyle değil. Evet, bu aynen için, böyle. Ben emin olurum seçimde çok öyle değildi yani. Bunun güçlü tarafından mümkünse ama yapılmaması. Ama biraz şöyle bir şey değil mi Orhan abi? Yani, yani şimdi, HDP'nin başkanına çıkıp, yani Kürdistan'da kazanacağız HDP'nin, Batı'da kaybettireceğiz demesi, kutuplaştırmayı körüklemek olmuyor yani, öyle mi? Yani buna bir şey demeyeceğiz yani. Kardeşim. Hep diyeceğiz ki sen güçlüsün, sen kutuplaştırdın. Bak, adamın kendi siyasi... Abi yok öyle bir ya, şey. HDP, yani, HDP, şimdi, HDP, tamam konuşalım ama hepsini beraber hayır konuşalım. Hayır canım, HDP şimdi mi Kürtçülük yapıyorsun? Ya değil işte bak evet. Onu söylüyorum. Yani şimdi tek taraf, HDP'nin... Varsa bir kutuplaştırma tek taraflı olmadı. Yani bunu söylüyorum. HDP'nin nasıl kazandığını da bu şekilde... Hangi şekilde? Ya yadırgamıyorum. Böyle de kazanabilir yani. Hangi şekilde? Yadırgamamak lazım. Böyle de kazanabilir de. Kutuplaştırma sözüne karşı söylüyorum. Kürtçüler o zaman ben şöyle o yani. Zaman Büyükşehir'de şimdiye kadar AK Parti Kürtçülerle mi kazanır? Ya öyle, öyle bir şey olabilir mi? Şırnak'ta AK Parti'ye oy verince Kürtçüler... Ben cevabını alayım oradan. Orhan abi tamam ben sana katılıyorum. Böyle şey mi olur ya? Şırnak'ta AK Parti'ye verince vatansever İstanbul'da CHP'ye verince hayır olamaz. Hayır olamaz yani. Öyle bir şey yok da. Ama kutuplaştırma çift taraflı. Böyle bir şey. Ne kazanacağız? Onu diyor. Taraflı kutuplaştırma çift taraflı. Bir izleyicimiz çok taraflı konuşuyorsunuz demiş ama çok da taraflı konuşmamaya gayret ediyoruz. Kime diyor? Biz hepimize diyor herhalde. Orhan abiye diyor. Hepimize diyor. Bana çok taraflı diyen olmaz. Yapmam lazım da. Şimdi şöyle beka problemi Türkiye'de beka problemini bu kadar hafife almak, işte beka sorunu olmadığını söylemek, düşünmek kanaatimce yanlış şeyler. Türkiye'nin bir beka problemi vardır. Bakın daha yeni yaşadığımız bir hadise var. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'yla değil mi? Evet Fransız. Bir Fransız parlamenterin bir Avrupa toplantısında karşılıklı söylediği sözler var. Ne diyor orada Fransız parlamenter? Bugün mü diyorlar abi onu? İşte ama bakın abi, bunlar artık dün 1000 yıldır bir şey değil. Hala dün ne alakası var? Dün, sen nereden nereye geldiğini dün, bilmiyorsun. Yok. Niye öyle öyle? Abi müsaade et bak ben seni dinledim. Kesme dedim ben kesmedim. Kurban oldum. Sen de beni dinle. Şimdi dün bunu gizli yapıyorlardı. Değil mi? Bize karşı farklı, onlara karşı farklı söylüyorlardı. Bugün artık aynı Fransızların yaptığı gibi Amerika'da işte İsrail'de artık bunu peki, çok sesli ve açık bir şekilde yani şüphelendirmeye başladılar. Gerçi cevabını da aldı. İçişleri Bakanı çok cevabını verdi. Şimdi Taner Bey şuraya mı geleceğiz oradan? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefetin bazı yerlerde güçlenmiş olması bunlara seslerini yükseltme imkanı mı ver diyeceğiz? Niye öyle versin ya? Buraya mı geleceğiz? Onu söylüyorum. Buraya mı geleceğiz? Ya bakın söyledik yani İl Genel Meclisi'nde Cumhur İttifakı'na ezici bir destek vermiş toplum. Ama aynı karşılığı belediye başkanlıklarında bazı yerlerde vermemiş. Evet. Bunun türlü Kamera nedenleri olabilir. Seçimleri beka söylemi üstünden yorumlayacaksak. En büyük nedenleri Ali Bey'in söylediği gibi. Bir cümle söyleyeyim. Bizim beka problemimiz 1000 yıldır vardı. Bundan sonra da olacak. Bu bir. İki, beka söylemi tek bir partiye yaramıştır. O da MHP'dir. Yani sadece MHP'ye yaramıştır. Ben bu kadar net söylüyorum. Şimdi sandık darbesi kendi arkadaşlar, seçmeni yaptı dedi Orhan yani abi. Yani o da seyircilerimiz o da yazıyor. Kendi yani, seçmeni yaptı dedi. Damga vuran etkilerden ya, ekonomidir tabii de, ağırlıklı nedenlerden bir tanesi ekonomidir. Yani işte domatesin, biberin, efendim patlıcanın, yani, efendim, salatalığın yani milletin temel gıda maddelerinin sebze ve meyve fiyatlarının aşırı derecede fırlaması, ki hala yüksek, insanları hala zorlar yüksek hale gelmesi, evet insanları etkilemiştir. Ve buna karşılık tarım politikalarını Türkiye'nin gözden geçirmesi gerekir. Üretime dönük artık desteklerin, teşviklerin verilmesi gerekir. Yani bazı şeylerin temelden değişmesi gerekir. Bunları tabii ki iktidar görecek. Tabii ki buradan aldığı mesajı uygulamaya dönük gösterecektir. Göstermeme gibi bir lüksü de yoktur aslına bakarsanız. Anlatabiliyor muyum? Yani bir takım mesajları, sandıktan çıkan mesajları her doğru partinin aldığı ya gibi. Tabii okuyacaktır. Okumak zorundadır. Peki daha 2014 özür dilerim. Şimdi ben bir iki şey yapayım. Sandık darbesi dedi. Mesela seçmen evet ilçelerde kendi partisine vermiş. Büyük şehirlerde başka partiye vermiş. Doğrudur. Ama bazı şeyler öyle şeyler olmuş ki bugüne kadar hiç duymadığımız
hiç dillendirilmeyen şeyler var İstanbul'da. Orhan abi, ya bunları da bilmemiz lazım. Şimdi kanun çok açık. Kanun diyor ki sandık başkanları kamu görevlisi olur, memur olur diyor. Var, ama yoksa... Büyükçekmece'de büyük ya var tabii şimdi tabii yoksa tabii, diye yok, olur mu yani hayır, şimdi yoksa İstanbul diyor. Yoksa İstanbul gibi ediyor. Bir yerde canım, mahrumiyet bölgesi değil, dağbaşı değil. Yani ya işte kim yazmış? Yani bu kim sorumlusu? Ya iktidar mı yazdı abi bunları? Yani AK Parti mi yazdı böyle şey olur mu? Ya devlet diye bir şey var ya. Neyi konuşuyorsun? Tamam da Taner abi canım getirmiş sandık başkanı ben de oraya yapıyorum sandık öldürüyorum bırak ya. Kanun açık. Geç ya kanun açık. Diyor ki. Kardeşim bitmiş askıya çıkmış. Yap. Ama siz getirip. Yap. Ya olur mu ya yap. Açık ya. Yap ya. Bir de devam edersen. Memuru. Kime engellemiş? Özür diliyorum. Kime Orhan, engellemiş? Tamam. Velev ki çok net yazsın. Yoksa sınıfı da kaldırmış olsun. Hı. Yani şeyden memurdan olur desin. Şimdi. Sandık kurul başkanının memurdan olmasıyla işçiden olması arasındaki şimdi, fark ne olur? Yani vatandaşın iradesini sandığa yansıması noktasında söylüyorum. Sandığa yansıması kanun, noktasında kanun, neyi değiştiriyor ki sandık başkanları mesela şu özelliklerle seçim kanun yönetmeliğinde de der ki bir saniye ikincisi ya biz söyleyeyim de siz de şey yapın. Peki, not ikincisi tıpkı Büyükçekmece'de olduğu gibi bazı yerler var. Şimdi sahte adres göstermişler. Anlatabiliyor muyum? Yani bir iki katlı bir işte binayı düşünün. Bunu 3 4 5 kata dönüştürmüşler ve seçmen kaydı girmişler. Şimdi tır garajlarını efendim seçmen kaydı olarak göstermişler. Boş arazileri Allah Allah seçmen Allah. Kaydı var gibi, bina var gibi kardeşim, göstermişler. Şimdi ya bunu ya Orhan abi ya adam engelleyedin mesela diyor ya ki ben bunu, diyor engellenmiş olması değil, beş değil. Anlamı da taşımaz. Hayır hayır. Hayır canım. Yani bir değil, ha, iki işte değil. Bak o şey gene konaksesini ediyorsun o zaman. Yok yok. Olur hayır hayır. Ortak hayır hayır öyle bir şey değil. Bu farklı. Burada diyor ki bu bir değil, iki değil, beş değil. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanımız sandıkların en güvenli olduğunu Türkiye'de doğru. Seçim sisteminin en güvenli olduğunu söylüyorum. Söylememiş miydi diyor. Ben de ya doğru yine ben de onu söylüyorum. Ya ne doğrusu? Ben de söylüyorum. Biri yanlış olabilir şimdi, mi ya? Öyle doğru ya biz hala en diyorsun. Medeni ya. Seçimleri yapan, en doğru seçimleri yapan ülkeyiz. Barışçıl seçimleri yapan ender ülkelerden bir tanesiyiz. Ama hayır, böyle de aksaklıklarımız varsa, yanlışlarımız ya. Varsa hepsi bunları da gidermek, düzeltmek şey. Zorunda değil miyiz abi? Kardeşim yapaydın. Kafa bulandırıyorsun tabii. Şimdi kafa bulandırıyorsun. Sen seçmeni aynı karşı noktaya boş arazilerde efendim aynı noktaya geliyorsun. Ergenekon'daki aynı noktaya geliyorsun. Aynı noktada. Önce gizliyorsun. İlgisi tamam yok. Ondan sonra İlgisi burada yok. Silah alar diyorsun. Yok abi. Bunlar İlgisi ayıp yok. Şeyler. Bunlar İlgisi çok yok. Ayıp şeyler. Yani ayıp şeyi söylemiyorum ki ayıp şeyi yapmışlar. Ayıp şeyi kimin yaptığı da belli. İstanbul'da Büyükçekmece'de yapmışlar. Belli belli. İtiraz etmiş adam. İtiraz etmiş. Ya AK Parti de etmiş. Etmiş. AK Parti de etmiş. Allah Allah. AK Parti etmemiş yani, değil ki. Şimdi AK Parti de aslında itirazını İstanbul'da yapmış. Bir şey değil bak. Biz hakikaten de dünyada seçime katılma oraya. Seçim bir cümle ya. Yer bak, burası işte. 3 dakika evet. Konuştum. Tam 45 dakikadır ikiniz konuşuyorsunuz. Bak biz hakikaten de seçime katılma oranı itibariyle seçimi sevmesi noktasında, sandığa iradeye yansıtma noktasında ve seçimleri hakikaten de bağımsız ve tarafsız yapma noktasında dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Birçok konuda geriyiz ama bu konuda hakikaten hakka teslim etmemiz lazım. Ancak böyle var diye bu seçimle ilgili hile yapmak istemeyen olabilir mi? Olabilir. Her seçimde olabilir. Bak başka bir şey. İşte genel anlamda söylüyorum. Doğru. Sabot etmek isteyen olabilir mi? Olabilir. Doğru. Ama bunların hepsinin üstünden gelebilecek bir sistemimiz var bizim. Büyükçekmece'de de bunlar olmuş olabilir mi? Olabilir. Vatandaş son sözünü söylemiş. Seçimler kimin temin altında? YSK'nın. YSK dediğimiz bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumu. Şimdi itirazları alıyor. Bakacak. Eğer hakikaten delilliyse onun üstünden bir karar tabii verecek. Tabii canım yok demek. YSK ne karar verirse versin şahsım adına benim kabulüm. Çünkü niye? Ben hakikaten güveniyorum. Yani varsa öyle bir şey çözeriz. Bunun bu kadar büyütecek falan yoksa sonuna geldik zaten. 13'ü son günü itirazların. Yani bugün 13 müydü? Yok itiraz süresi değil. 15. Hayır 13. Ya 13'ü bugün. 13'ü doğal itiraz süresinin son günü. Evet. Ama evet, olağanüstü itiraz olan, süreci var. Ona mazbata verilmesi gerekiyor zaten. Ondan sonra. Ya şimdi bunların hepsi varsa YSK'a. Peki YSK'ya başvurmanın yalnız şartı var. Bitireyim. Maltepe'yi sayınlarının uzaması. Bitireceğim ona geleceğim. Yani YSK'ya başvurmanın şartları var. Eline delil olacak. Diyor ki böyle bir şey var mı? Sandık müşahidine itiraz etmiş mi?
daha öncesinden şu, itiraz evet, sorunlar hepsi varsa şimdi, zaten seçim kurulu, yüksek seçim kurulu nasıl ki Yusuf Elin'de, Honaz'da, Keskin'de iptal kararı verdiyse, hukuki ise, burayla ilgili bir iptal kararı verirse o da hukukidir. Devam derse bana göre o da hukukidir. Ama şöyle bir şey vardı. Bunların hiçbiri şu anda aslında bizim buralarda falan ya da hiçbir kurum tartışılacak bir şey değil. Çünkü yargıya intikal etmiş anlamında bir kurumdur. Ve yargı bunu en geç birkaç gün içinde neticelendirir ve çözeriz. Ha çözdükten sonra eğer öyle bir şey delili ispatlı varsa bundan sonra da o işin muhatapları kimse bundan sonraki seçimlerde çok daha titiz davranır. Bu kadar basit. Ali Bey, şöyle bu kadar basit. Ben katılıyorum dediğine de bak. Yani onun için bir kısmı güvenmemiz lazım. YSK'ya güvenmemiz lazım. Da bak YSK'nın da tutarsızlıkları oluyor. Ya olabilir. Bak, her yargı kurumunu oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor? Mesela 2014 sosyal medyada çok paylaşılan bir şey var. 2014'te YSK'nın kararı var. Doğru. Diyor ki işte şeyler kesinleştikten sonra diyor seçmen listeleri herhangi bir şey yapılamaz diyor aslında. Doğru. Bak şeye. 2014 değil. İkisi farklı bir şey aslında. 18 Mart 2019'da Uşak şimdi 2014 okudum veya benim aklımda kalan. Bir ay önce verdiği bir karar var. Bilmem bir ay önce verdiği bir karar var. Uşağın bir ilgisiyle gelir. 2011'de yapılan bir düzenlemeye şimdi, yani hareket de yapıyor. Yanlış, o filigransız oyun ben yanlış demiyorum. Bak şimdi listen kesinleşmiş mi? Listeyi kurduk. Liste tamam. Ondan sonra itirazlar oldu. Değerlendirdik kesinleşti. Askıdan indirdik. O liste bitti. Bitti doğru. Bir evde 150 tane adam var. Görmemişler o 150 tane adam orada. Gelir onun 150'si de oy kullanır. Aynen. Doğru mu? İradenin sandığa teselli etmesinde sıkıntı yok. Onda sorun tabii, yok. Tabii tabii. Yani. 150'si de gelir oy kullanır. Tamam mı? Diyor ki orada doğru bir karar veriyor. Bu diyor tartışılmaz diyor ama onların diyor o 150 kişi orada diyor taşımayla veya bir şekilde katakullarıyla gelmişse diyor. Onu ilgili kurumlar diyor gerekeni yapsın. Cezaya tabidir diyor. Aynen. İçişleri Bakanı dağılsın. Kanunun belirttiği cezalar uygulanır diyor. Bitti o kadar. Yani şimdi bak orada sistem rahat diyor. Şimdi YSK o bir geçmişinde böyle kararlar olmasına rağmen burada bu tavrı göstermiyor. Yine düzelir. Orhan abi böyle bir karar verse de düzelir. Yani ben YSK'nın düzelmez çünkü, demiyorum. Peki şunu sadece sorayım ben size bir saniye Orhan Bey. Işte. Şunu güven, sorayım. Bak güvende sıkıntı yok. Netice de gerekçeyi ortaya koyduğu zaman hiçbir sıkıntı görmüyorum. Şöyle İnşallah şey, hayra döner. Yani işin hassasları bu. Şimdi yani. Hepimiz siyasi yani bu itirazlara da kızmamamız lazım. Bunlar da hukuki haktır. Bir saniye. İtiraz eder partileri. Siyasi mecralarda bulunduk hepimiz. Şu denilir. Der ki arkadaşlar sandık başında itiraz etmediğiniz, güzel. Şerh düşmediğiniz pusulaya o sandığa daha sonra itiraz edemeyiz. Edemiyoruz. Gelin dediğim o zaten işte. İstanbul'da bu sıkıntı yaşandı. Yani biz ilçenin tamamı sayılıyor. İşte Büyükçekmece. Geçersiz oyların şerh düşünmemiş bütün sandıklar yeniden sayıldı. Şimdi ben buna da Ali Bey'e katılıyorum. Yani YSK'da kendi içerisinde tenakuzlu kararlar veriyor. Olabilir. İşte 2018'de Uşak'ın bir ilçesinde vermiş. CHP itiraz etmiş. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Öztürk müydü? Özel miydi galiba? İsmi hatırlamıyorum ama. O YSK'ya itiraz kabul etmiyor ya. Diyor ki seçim listeleri kesinleşti diyor. Ve YSK diyor ki haklısın AK Parti temsilcisine. Seçim listeleri kesinleşti. Bu saatten sonra seçim listeleriyle ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün değil. Değil doğrusu da o. Yani burada bir çelişki var. Işte ben YSK'da bu konuda katılıyorum. Yani hafif bir güven bunalımı oluyor. Bak şimdi. İşte Yusuf Elin'de mesela kurumlar, şöyle oldu. AK Parti adayı 3 oyla kazanmıştı. CHP adayı itiraz etti. Son az 1 oyla. CHP adayı 1 oyla. CHP 1 oyla aldı. Bir oyla. Önce AK Parti adayı almıştı 3 oyla. Ondan sonra aldı 1 oyla. CHP adayı 1 oldu. Oy kullanma yeterliğine ait olan insanların oy kullandığı ortaya. Daha sonra AK Parti adayı itiraz etti ve seçimin yenilenmesi. Şimdi bunlar olur. Kurumlarda da, kurumlarda aslında olmaması lazım. Tarafsız bunlar. Devlete ait kurumlar. Yani herhangi bir etki altında kalmaması lazım. Olmaması lazım. Dün bu doğruydu, bugün bu yanlıştır dememek lazım. Anlatabildim mi? İşte bu tür şeyler kurumlara bile sirayet ettiği zaman şimdi bunun karşılığında abi, vatandaş ister istemez daha fazla etkileniyor. Nihai karar adil ve vicdanlar oturan bir karar olursa bundan hiç Orhan Bey, sizin o gelmiş geçmiş olur. Katılıyorum. Işte Koyraz köydeki el bombalarının bulunmasıymış. Özür dilerim abi. Söylüyor. Ya ergene yargı kararları iştihattır. Yani %100 uygulanması gereken bir kural değildir. Her seçimin, her davanın da kendine özgü şartları vardır. 2014'te veya 2011'de böyle bir karar vermiş olabilir. Ama şimdi bu yönde bir karar verilmiş olabilir. Sebep şu ola ki 2014 ve öncesinde FETÖ'nün devlet içerisinde böyle bir kumpasın, böyle bir gücünün olduğu bilinmiyor olabilir. Ve bu seçimde böyle bir şüphe uyanmış olabilir. Tekrar sayılması noktasında bir karar vermiş olabilir. Bunların hepsi anlaşılabilir. Hepsi yasal şeyler. Sonuç itibariyle karar
Eğer net, gerekçeli, adil bir karar olacaksa bu süreçlerin yaşanmasının hiçbir sakıncası yok. Ben evet. Devam edeyim kapatmadan. Şu toparlayıcı olsun bak. Ben tartışma anlamında söyledim. Ben de tartışma anlamında söylemedim. Yani biz kamu vicdanında bu kararlar kamu vicdanında bir yer almazsa, kamu vicdanında bir karşılıkları olmazsa kamu bunu düzeltir. Örnek. Bir önceki şaibeli Ankara Büyükşehir seçimi. Şaibeli miydi? Şaibeliydi. Kamu vicdanında var mıydı bir şaibesi? Vardı. Bugün o düzeltmeyi Ankara yaptı mı? Yaptı. Tamam. Peki Yeziken adalet mi? Bilemem onu. Peki. Onun her ya şeye sakin olamıyor. Oradan, oradan da başka bir şey çıkarmayın. Yani orada ben kamu vicdanı yani diyorum. Kamu vicdanı. Yani. Kamu vicdanı en doğru şeydir. Kamu vicdanı. Bak Orhan abi. YSK'ya. Tartışmak için konuşmuyorum. Tartışırız. Arkadaşlar biz soluklanalım isterseniz. Güvendi adam 5 sene bekledi. Hiçbir seçimde sonuç içimizde oturmaz. Güvendi 5 sene bekledi adam. Kamu vicdanı. Kamu vicdanı. Kamu vicdanı en büyük temizdir. Seçimler kamu vicdanını yansıtır. Evet. Çünkü vicdan kısa bir araya gideceğiz. Vicdan Victor Ramos evet, dediği vicdan. Sevgili izleyiciler, bu güzel tartışmayı kısa bir aradan sonra tekrar yaşayacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, tekrar iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Programımızın ikinci kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kimde kalmıştık bilmiyorum ama 31 Mart öncesi, daha doğrusu 31 Mart'ta ne oldu diye konuşmaya çalıştık, onu anlatmaya çalıştık. 31 Mart'ta seçmenin verdiği mesaj neydi? İktidar Partisi'nin muhalefete nasıl bir mesaj verdi? Her ne kadar kendi aralarında ayrışmış olsalar da toplumsal standardın en azından seçmen tarafından sağlanmaya çalıştığını görebildik. Onu konuştuk. Ama ben önemli bulduğum konulardan bir tanesi buydu. Peki şimdi gündeme geldi. Seçim, işte İstanbul seçimlerinde itirazlar var. Seçim yenilenir mi? Sayın Bahçeli'nin seçim yenilenebilir açıklaması oldu. Binali Yıldırım'ın suskunluğu konuşuldu ama haklı içerisinde açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? İsterseniz biraz bundan sonra konuşalım. Ondan sonra Sivas'a dönelim. En son kimde kalmıştık? Sanıyorum Taner Bey'le konuşmuştuk. Ali Bey. Aslında ben bir iki cümle söyleyeyim bu konuda ilgili. Seçim yenilenebilir de, yenilenmeyebilir de. Her türlü karara, YSK'nın vereceği her iki karara da tüm siyasi partilerin saygılı olması ve bunu kabullenmesi gerekir. Hukuksal mücadele zaten devam ediyor. Belli ki İstanbul'da biraz önce birinci bölümde de söyledim. Bazı temel sıkıntılar var. Bunlar belgeli. Dayanakları var. Yani durduk yere siyasi partiler, daha doğrusu durduk yere AK Parti itiraz etmiyor. Dayanakları var. Elde bir takım bilgi, belgeler var. Yani bunlar... Ama şöyle bir şey var. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi sözcüler de şöyle diyor. Diyorlar ki biz AK Parti'nin işaret ettiği yerlerle ilgili itirazımızı zamanında yapmıştık.
Büyükçekmece de dahil. Bakın. Orada siyasi, burada itirazımız kabul edilmedi. Şimdi siz itirazınızı yapsanız da bakın o seçim döneminde bu tür aksaklıklar belli ki olmuş. Siyasi partiler sadece AK Parti için geçerli değil bakın. Diğer siyasi partiler de itirazınızı yapsa emin olun bu aksaklıklar o süre içerisinde çok da çabuk düzeltilemeyecekti. Yani hangi parti itirazını yaparsa yapsın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi deniyor ya AK Parti niye itirazını yapmadı? Niye bunu buna bilerek razı oldu diyor ya. Aslında öyle değil. AK Parti de itirazını yapmış İstanbul'da. Ama bu bakın tekrar ediyorum. Bir değil, iki değil, beş değil, on değil, yirmi değil. Çok sayıda böyle vaka var. Kaç abi? Ya işte 20 değil, 30 yani değil ya, kaç? Bakın sırf Büyükçekmece'de. Kaç işte kaç? Sırf Büyükçekmece'de. Var mı yani böyle bir veri var bakın, mı? Onu soruyorum. Ya size. Var tabii 20 bine yakın oy taşıması söz konusu Büyükçekmece'de. Nereden taşınmış? 20 bin değil. Ya 20 bin olur mu? Nereden taşınmış? 11 bin diye iddia ettiler. 11 bin. Nereden, ya 11 bin bile olsa, 11 bin bile olsa. Taner Bey söyleyecek. Nereden taşınmışlar? Ya bunu ben nereden taşındığını ben söylemiyorum. Ben söyleyeyim. Başakşehir'den ve Fatih'ten. Kim taşımış peki? Bilmiyorum. Kim taşımış? Ooo sen beni YSK'nın adliyenin hepsinin üstüne çıkardın birden. Bilmem. Başakşehir, Başakşehir ve Fatih'ten. Hayır onu iddia edenler de var. Bilmiyorum. Gündeme geldi. Konuşuluyor. Ben de yani duyduğumu söyledim. Daha önce AK Parti bu şekilde organize etti. Şimdi elinde koymuş. Duyduğumu bak duyduğumu söyledim. Sen sordun ben de söyledim. Taner Bey cevap versin dedi vermedi. Duyduğumuzu mu söyleyelim abi? Yani işte. Ne yapıyoruz başka? Yanında mıyız herkes? Yol bu tabii can. Ki duyduğumuzu söylüyoruz. Belgeli. Yani. Benim söylediklerim belgeli. Nerede? Belge nerede? Göster bunu. Abi akşama kadar gazete okuyoruz. Ya, akşama Allah kadar Allah ben de senin kadar okuyorum yani. Ben yani, cahil bir adam. Tır garajları efendim. Hayret bir şeysin ya. Ya şimdi. Yani konuştuğun ya, lafın şimdi, nereye gittiğine bakacaksın. Senin okuman yazman yok. Ne okudun sen? Ya hepimiz okuduk. Güzel konuşuyorsun. Güzel abi, doğru yani, konuş. Ha? Doğru konuşuyorum. Doğru Burhan abi. Sen alınma ya. Ben sana söylemiyorum. Ya Allah herkes sen, Allah'ın sen kulu ya. Herkes Allah'ın yani kulu. Ben alması gerekenlere söylüyorum. Yok yok yok. Ama şunu konuşuyor bakın yani. Bunu da söyleyelim. Bu bilgiler, belgeler diyor ki oy taşıması var abi. Var. Kardeşim. Bunu hiç bakın onlar da diyor yok. Ki şuradan şuradan taşınmış diyor. Artık belge şunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam. Diyor. Tamam. Onlar da koysun belgeleri. Koymuşlar. Onlar da diyorlar ki bu taşıma onlar varsa koysun. Diyorlar. Biz, tamam. Biz itirazımızı yaptık diyorlar. Bakın bununla ilgili. Ama bakın bir saniye. Tamer Hocam şöyle söyleyelim. YSK bunu değerlendirsin. Şubat ayında değerlendirsin. Numan Akay ve Mustafa Coşkun'un olduğu programda bunu konuşmuşuz. Tamam. Demişiz ki bunu bizzat da ben söyledim. Büyükçekmece'ye taşıma mı olduğunu Hayır. konuştunuz? Hayır. Sivas'ın nüfusu 25 bin artmıştı. Merkez 5500 civarında artmıştı. Hı. Bakıyoruz ilçelere. 2 bin artmış, 3 bin artmış. Sivas'ın nüfusuna bakıyoruz artmış. Şuna geleceğim. Bu seçim, muhtarlık seçimleri için dedik. Unutma sözümü. Bak %98 artan ilçeler var Türkiye'de. O doğrudur. %98 doğrudur. Sivas'ın, ne demek değil mi? Sivas'ın bir tek 6 yayla hariç, 6 yayla hariç Sivas'ın bütün ilçeleri arttı. Bakın 6 yayla hariç bütün ilçeleri arttı. Şimdi buradan da neyse bir, şimdi buradaki temel bak şey şu. YSK bir karar verecek. O kadar ne önemli. Karar verirse versin, ister seçim yenilensin, ister yenilenmesin. Bu kararı herkesin kabul etmesi gerekir. Anlatabiliyor muyum? Benim söylediğim bu. Ben demiyorum ki illa seçim yenilensin, AK Parti'nin tezini YSK kabul etsin demiyorum bak. İyi ediyorsun. Dememek lazım. Dememek lazım. Ben diyorum ki abi hangi partinin tezi kuvvetliyse hukuka haklıysa aykırı ya, haklıysa. Haklıysa tamam. Haklıysa. Tabii, hak önemli. Hukuka uygun en doğru kararı YSK versin. İnşallah. Anlatabiliyor muyum? İnşallah. Ya işte benim söylediğim peki, de o abi. Peki, hocam. Yani dolayısıyla şimdi ortada bariz bir hak yeme varken yani var, buna var mı yok şimdi, mu bir tespit etsin önce. Buna böyle bir durum olsa CHP itiraz etmeyecek miydi? Tamam kardeşim bak itiraz edecekti. Etmişsin. Adam sen edecekti. Diyorsun ki 20 bin, 26 bin ya seçmen bak, kaydırılmış ya. Diyorsun değil mi? Kaydırılmış. Kaydırılmış demiyorum, taşınmış diyorum. Taşınmış. Ya. Tamam nereden taşındığını da adamlar bulup sana yardımcı oluyor. Diyor ki Başakşehir ve Fatih'ten taşınmış diyor. Bak aynı şey. Ya işte yani bak, şimdi bak, bir şeyi tespit etmede adamlar sana katkı i̇şte sunuyor YSK'ya, yani. YSK'ya tamam. Ayrıca ben sana eğer başka bir şey diyeyim söylüyorlarsa, tezleri doğruysa tabii. O zaman mesele yok. Bak şimdi demin söyledim taşımalarda %98 artan ilçeler var.
İlk 20 ilçeyi ben bugün okudum. İki tanesi de Tokat'tan çıktı. Artova ve şey. Sivas'ta? Altıyay ne abi Sivas'ın bütün ilçeleri? Sivas yok yok. Yüksek taşımalarda. İlk 20'yi vermişler. İki tanesinde bağımsız aday kazanmış. 20'nin 4 tanesinde MHP kazanmış. Geriye kalan 14 tanesinde AK Parti kazanmış. Şöyle söyledim ben de. Sivas'ta 25 bin artmış. Enteresan bir istatistik. Seçmenimiz 2010 Haziran seçimlerine göre 10 bin 370 bin diğer seçime göre bu seçimde 380 bin oy kullanılmış. Toplam 10 bin artmış ama Sivas'ın nüfusu 25 bin 500 artmış. Yani merkez. Toplam. Hı, toplam. Seçmen yani Sivas'ta toplanan kullanılan oy sayısı 380 bin. Tamam. Bir önceki seçimde 370 bin. 10 bin seçmenimiz artmış. Ve katılımda düşük. %83, diğer seçimde %85 civarında. Yani şunu söyleyeceğim. 25.500 kişi Sivas'a gelmiş. Yani daha doğrusu Sivas'ta doğmuş. Yani 25.000 kişi doğum yapmış. Ya da işte nüfus artmış bir şekilde ama sandığa yansımamış. Sandığa bakıyorsunuz 10 bin civarında yansıma olmuş. Ve ilçeler bir tek Altınyaylı ilçesinde nüfus 155 kişi düşmüş. Onun dışında tamam bütün ilçelerimiz artmış. Sivas'ta dahil merkez 5500 artmış. Ve bakıyorsunuz MHP kazanmış ilçelerin çoğunda. Şuna geleceğim Orhan Bey. Hı. Özellikle biz burada da konuştuk. Dedik ki bakın iktidar partisine yakın insanlar benim zaten burada kazanıyoruz. Biz burada güçlüyüz diye muhtarlık seçimlerinden dolayı buralara nüfus kaymı yaptılar. Bundan iktidar partisi zarar görür diye burada konuşmuşuz. Numan Bey ve Mustafa Coşkun'un olduğu programda. Konuşmuşuz. Bunun yani bedeni iktidar partisi öder. Çünkü oradaki seçmen ya zaten biz burada kazanıyoruz diyor. Kaydın oraya alınmakta beis görmüyor. Bunun şeyi buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani özellikle ben ilçe... Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Seçmen taşıması, kaydırması adına ne diyorsanız deyin. Bugün sorunu değil. Her seçimde küçük ya da büyük yapılıyor. Çünkü muhtarlar dahi işte 10 tane, 5 tane, 20 tane şeye çıktılar. Bunu yapıyor. Bunu yarın yapıyor. Yarın da olacak değil mi? Yarın da olacak. Olmamalı. Ya olmalı. Ben işte o yüzden diyorum ki muhtarlara olmalı. Gereğinden fazla önem addetmeyelim. Yani Tamam olmamalı. Bence de olmasın. Sadece seçim için kimse bir yerden bir yere naklini aldırmasın. Eğer gerçekten taşınıyorsa bir sözüm yok. Aldırmasın. Ama bu sadece bugünün sorunu değil. Taner abinin Büyükçekmece ile ilgili söyledikleri olmuş mudur? Olmuş olabilir. Çünkü ben gözümle görmediğim için olmuştur ya da olmamıştır demiyorum. Evet. Bunların hepsi bugün itibariyle araştırma konusu. Delilli itirazlar vasıtasıyla karar verecek. Bu Büyükçekmece için böyle bir şey yapmış olsalar bile Büyükçekmece'yi belki bir nebze etkiler. Ama ben İstanbul gibi bir kentte taşımayla, kaydırmayla, komployla, organizasyonla bir seçimin bir partiden bir başka partiye geçeceğine ihtimal vermem. Öyle bir şey yok. 9 milyon seçmenin, 10 milyon seçmenin olduğu bir kente ne kadar kaydırırsın ya da ne kadar taşırsın da seçimin sonucunu etkilersin. Bunlar orada ama işte bunları geçişlerini etkiliyor ama. Şu anda Büyükçekmece'de buna benzer iddialar var mı? Var. Hukuki ise, delilli ise Yüksek Seçim Kurulu itiraz nedeni değil. Çünkü sanıklar bizleri kesinleştirmiyor. Hiçbirimiz hukukçu değiliz. Şimdi biz o seçim kanunu da yönetmelikleri de seçme kütükleriyle ilgili esaslanan kanunlarda sayfalarca kanun metinleri. Biz şimdi bunu çok ince ince yorulma şansına sahip değiliz. Varsa böyle bir şey zaten bütün partilerin hukukçuları var. Bunları delillendirecek, götürecek, itiraz edecek, ilgili kurumlar bununla ilgili bir karar verecek. YSK Büyükçekmece ile ilgili iptal kararı verebilir mi? Verebilir, kabuldür. Red kararı verebilir mi? Verebilir, o da kabuldür. Ama ben Büyükçekmece'deki bu olayın gerçekse bile Büyükşehir Belediyesi'ne intikal edeceğini falan çok düşünenlerden değilim. Ben Büyükçekmece Belediyesi'nde seçimlerin iptal edileceğini düşünmüyorum. Çünkü YSK'nın bu konuda nihai kararı var. Yani diyor ki seçmen listeleri ki bunu örnek verdim. AK Parti'nin YSK'daki temsilcisi Recep Bey'in itirazını, CHP'nin itirazını... Tek itiraz onunla olmayabilir. Başka bir şey söylüyorum. Büyükçekmece'deki tartışma konusu sadece taşıma, kaydırma falan değil. Büyükçekmece'de başka iddialar da var. Karşılığı olursa diyorum seçmenler var. Yani hayır, sıkıntı olur mu canım? Yok, yani şimdi şu söylediğim şu olan... iki katlı bir bina, bu bina 4-5 katlı gibi gösterdiler. Işte. Orada ikamet ediyor gibi gösterdiler. Anlatabiliyor muyum? Onlara oy kullandırır. Dahil değil. Yani adam hır garajında. Küçükler askıdan indikten sonra o iş bitmiş. Kesinleşikten sonra konuşulmamalı. Ama şu, başka hususlar varsa...
Ya buna benzer şeyler varsa. Liste kesinleşmiş olamaz mı? Olsun. Ha. Hiçbir şey yapamaz. Olamaz mı? Hiçbir şey yapamaz. Seçim iptaline götürmez başka deliller yoksa. Sen adamı tut içeri at. Beni ilgilendirmez. De ki kardeşim sen şeyi mesela bir yerde hatırlarsanız yanıtmada bunu yaptı. 7 tane oy eksik çıkmış. Bir yerde 7 tane oy eksik çıkmıştı hatırlamıyorum ama Ağrı'nın bir ilçesiydi galiba. 7 tane oy eksik çıktığı için seçim iptal etti. Yani o ayrı bir şey. Tabii. Ayrı. Böyle nedenler olursa itiraz edebiliyor. Mesela neyse, şu, o temel ilçesiyle ilgili. Bak Bülent de yani YSK'nın vereceği karar bütün herkes saygı duyuyor. Herkes saygı duyuyor. Orhan Bey'i çok yani yalnız bıraktığımızı söylüyorlar. Yani çok baskı yapıyorlar Orhan Bey'e yani diğer doğru konuşmacılar demişler, diyorlar. Doğru demişler. Ben burada 3'e 1 pozisyon. El insaf. 3'e 1 demeyelim eğer, de. El insaf o zaman. Yani 3'e 1 demeyelim. Ben sadece el insaf diyorum. Evet. Yani Taner Bey kesin yanımda değil yani. Onu kimse beklemesin. Sizi de. Onu bundan sonra hiç de mümkün değil zaten. Çünkü bir etiketi var, yeri var. Yok yok. Var. Ben mümkün burada değil. Mümkün olunca tarafsız kalmaya gayret ediyoruz. Ama doğrularını birilerinin söylemesi lazım. Aklımızın yetti. Yani siyasi partiler demokrasi. YSK'nın vereceği karara bütün herkes saygı göstersin. Bütün siyasi partiler bunu kabul etsin. Bu şekilde de yani ülkeyi germeye, insanları efendim zıtlaştırmaya gerek yoktur. Ben de sonra. Peki şunu soralım. Yani bunu uzatmanın bunlar, şeyi. Evet. Evet o konuları söyleyelim. İttifak adına. Bunun çünkü psikolojik etkileri olur. Peki. Tamam. Sivas'ta ama itiraz etkileri var. Bugün Orhan abi. İmralı söylemek vardı. Söylemek istediğim aslında üzerinde Ulaş vardı bu. Değil mi? YSK içerisinde. Son sözleri söyleyeyim. Tanrı Bey söyleyeyim. Böyle bir yapı varsa. Hayır hayır. Söylemek istediğim şu. Böyle bir yapı varsa seçimleri Türkiye'nin efendim nasıl belli noktalarında pardon, şöyle istersen ya şöyle bunun evet, bulunması tespit edilmesini ben diyorum. Ya şimdi işte diyorum taşımadan ki taşımadan diyor. İşte yani 150 kişi diyor yani. Taşınma mesela. İşte 5000'e yakın mesela sandık başkanı var değil mi? Büyükçekmece'de. Yani böyle zaman zaman Türkiye'nin belli başlı yörelerinde böyle kritik yerlerini bu şekilde manipüle edebilecek, kanunlara aykırı davranabilecek böyle bir yapı falan varsa işte bu bugünkü tartıştığımız bu konular bu yapının ortaya çıkartılması önümüzdeki dönemlerde seçimlerin şeffaf daha sağlıklı yapılması açısından da önemli. Yani 5000 kamu görevlisi diyor, memur diyor. Bunlar varken tamam mı? Neticede İstanbul bir mahrumiyet bölgesi değil ki. Hele Büyükçekmece hiç değil. Sen tutup getiriyorsun askeriyede görevli uzman çavuşu sandık başkanı yapıyorsun. Veyahut da herhangi bir belediyede yapıyorsun. Veyahut da esnafı yapıyorsun. Ya ben olmaz memur yok, diyor memur. Çok daha uç memur şey diyor ya. Memur yok. Ona itiraz ederim. Hayır hayır sandık başkanı olacak abi, vasıfları sandık, söylüyorum tamam. Ben. Sandık başkanı itirazını kabul edeyim. Çok daha uç yani, bir şey söyleyebilir miyim? Belediye çalışanları kamu çalışanı olmuyor mu? Ya orada 650'ye tabi oradaki kasıt şu. 650 dışında olmuyor. Belediyekler 650'ye tabi değil mi? İşte o tabi kanun açık orada diyor ben ki. Ben de onu söylüyorum. Ben baktım. Belediyede tahsildar demiş. Belediyede yaz işleri müdürü demiş. Bunlar 650'ye tabi olmuyor mu? Ya bütün bu itirazların tek bir dayanağı ya var. Deniyor ki. İşte 650 yani kendi de belediyelerinden tahsildar, kamu işte vezirler. Ya dışarıdan vezir getirmiş mesela. Herhangi bir esnafı sandık başkanı yapmış. Yani ona şimdi Ali Bey sandık yani başkanı ya bugün olmaz ben belediye personeli? Hayır Ali Bey olamaz, sadece olamaz. Benim 650'ye de tabi değil ama. Başka bir şey. Topu sana atıyorum zaten. Bak bunu kabul ettim. Velev ki öyle bir şey var. Ben çok daha uç bir şey söyleyeceğim. Bunları söylerken hep bir şeyi ima ediyoruz. Diyoruz ki FETÖ hala etkin. Bunlar FETÖ'cü bir yapılanma. O son derece tehlikeli bence. Bak bu şekilde sandık başkanları atanmış. Bak varsa. Olabilir. Ya bak bu da olabilir. Bak daha keskin. Çok daha uç bir iddia söyleyeceğim ben. Şimdi biz FETÖ'nün kamudaki bütün uzantılarıyla mücadele ediyoruz mu? Ediyoruz. Evet. Etmeli miyiz? Sonuna kadar. Tamamen temizledik mi? Hayır. Bu devam edecek. Peki siyasetin içindeki FETÖ'cüler nerede? Peki ben diyorum ki şimdi İstanbul'da eğer FETÖ'cüler bu kadar planlı yapılanma içindelerse, hala etkinlerse, siyasetin içinde de etkinlerse, bütün sandıklarda en azından İstanbul'un yarısındaki sandıklarda AK Parti'nin veya CHP'nin listesinden sandık müşahede olup bu kumpasın içinde olabilirler mi? Olur. Olabilir tabii. Bir doğruya bakalım o zaman. Biz izleyicimiz tabii bu arada Orhan Bey size yurt dışından ciddi destek var onu söyleyeyim. Ben içeriden desteklemezler zaten. Ya, yurt dışından destekliyorlar yani, ama evet. Biz izleyicimiz güzel bir yere değindi. Diyor ki bakın. Kurulu başkanlarını hedefe koymak kolay. Bir doğruya bakalım. Diyor ki eğer diyor yani AK Parti'nin dediği gibi olmuş olsaydı sandık başkanı AK Parti'ye 100 oy geçersiz sayarken CHP neden 60 oyunu geçersiz saysın?
Ya evet, tamam da bak. Ya orada. Seçimle bir şey yapma. Yani CHP, ya. Madem bunu CHP marif yapıyorsa diyor. Çıkalım ya. CHP de diyor geçersiz. Anladım. Serardı diyor. Mehmet Bey sandıkta göre aldınız mı hiç? Aldım. Orhan abi. Ben çok. Taner Bey. Hayat huzurda geçti. Sandık kurulu başkanı veya herhangi bir müşahit tek başına orada bir partinin oyunu bir parti yazabilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Ya, işte bak yazamaz da ama yani bir şey partinin oyu bak. Aday şimdi, babanın oğlu olsa yapamaz. Ya, hiçbir şey yapamaz. Adam hayatını bitirir. Ya hiçbir şey yok. Bunlar boş. Ya boş peki, vatandaş tamam. Gelip arkadaşlar, izliyor. Ama bu seçimde ben şu son gelelim de. Söyleyeceğim. Ama bu seçimde gurbetteyiz şu anda. Yok. Bu seçimde yine bazı sandıklarda mesela AK Parti'nin oylarının CHP'ye yazıldığını da gördük. Ya tutanaklarda mı? Sen gördün mü? Maddiyat yani, düzeltilir. Düzeltirler. O çok tamam kolay bir şey. İtirazlar işte. Düzeltilir. Bundan kolay bu bir şey. Değil, beş değil, on değil. Kaç? Ya çok böyle sayarsan ben böyle sorarım. İşte, ya işte o peki, vardır böyle maddi. Eyvallah. Ya İtiraz o, edersin. O, 30 düşün. Binden fark 30 binden 14 bine düştü mü? 30 binden yok, düştü. 21 bin düştü. 23 binde o 13 bin. 21 bin. Taner Bey. Taner Bey. Farklı şeyler izliyoruz. Tabii ya. Tabii sen. Tabii ben de kendimdesiniz. Zaten bunlar hepsi yasal. Taner Bey devam mı? Yasal hak diye bugün oyun bile çalınsa itiraz edeceksin. Bunlar hepsi yasal hak. Şunu bir toparlayak ya. Hatırlarsanız çok özür dilerim. YSK'nın görevi. 51 sandıkta 57 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Tamam. 57 sandık. 51 yani 56. Fark düşmüş mü? Maddi hayır. Olarak 79 Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine 57 sandıkta oy arttı diyor. Yani arttı. Bu çıktı. Evet. YSK'nın açıkladı. Tamam. 59, 57 tekrar sayılan sandıkta 79. Tamam. Ya aradaki fark düştü mü diyorum. Ben yok, onu söylüyorum. Ya. Sonradan 100 yani küsur arttı. Yani yapılan yanlışlıklar 100 var mı? Arttı. 57 sandık yapıldıktan ya, sonra. Ya arkanda olmuştur. 10 bin düşmüş 160 bilen tarih. Hayır, yani onu demek şey istemedim. Yok, yanlış anladım. 13.790 küsürdü galiba. Bu 57 sandıkta, 56 sandıkta, 57 sandık tekrar sayılınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin o 79 oranında arttı. Yani oradan 3.900'e geldi oy. Şimdi evet peki Sivas'a dönelim. Son sözü söyleyeyim de ya. Yani şimdi sataşma gibi olmasın da hep şunu yapamayız yalnız. Yani az olsun ama bizim olsun. Ne olur olsun bizim olsun. Ya benim olsun gene ya benim olsun. Yok, yarın bir sonuç. Bak, şimdi YSK. Yarın bir sonuç açıklayacak. İnşallah. Ya Yıldırım da diyebilir. Ekrem İmamoğlu da diyebilir. Ne çıktığını biz kesin bilmiyoruz. Onun için diyorum. Onun işte bana izah bakma. Edecek yani. Evet, izah tabii. Edecek. Ama bir de gerçekten tabii. Bu kadar sürmemesi lazım. Şimdi gerekçesini bak, izah ettiği sürece sıkıntı yok. Kurumların da yıpranmadan bu işten çıkması için bir gün evvel ah dediklerine bir gün sonra kara diyemez demesinler kurumlar. Demesinler tabii canım. Hele böyle seçim gibi bir tarafında hukuka, adalete dayanan bir kurum bunu hiç diyemez. Hiçbir kurum diyemez. Pozitif, aslında bu konuyla ilgili son sözü Binali Yıldırım söyledi. YSK Mazbata'yı kime verirse başkan o dedi. Benim için ne geçer lan bu ya. Ankara'da verdim abi Mazbata'ya. Bitti tabii canım. Tabii ki canım. Demek ki verilebiliyor. Meselemiz o değil. Bak şimdi olur bunları mu? Tartışmanın, konuşmanın ben diyorum ki Türkiye buralardan kazanarak çıkmalı. Yani benim YSK bir Türkiye devletinin kurumu mu? Kurumu. Kazanarak YSK da kazanarak çıkmalı. YSK nasıl kazanır? Şöyle kazanır. Tutarlı olur. Kamu vicdanının karşılığını koyar. Geçmişteki verdiği kararlarla yapar, çelişmez. Yapar. Ben inanıyorum. Ben kazanarak abi. Çıkar. Ben yapar. Ben bak inanıyorum. Burada ben samimi olarak şunu söyleyeyim. Binali Yıldırım'ın kazanması veyahut da İmamoğlu'nun kazanmış olması önemli değil. Bizim hukukumuzun, seçim sistemimizin, YSK'mızın, bizim vicdanımızda kazanmış olması önemli. Evet, tamam. Sivas'a dönelim. Ya biz buradan İsterseniz niye bu kadar İstanbul'a bu kadar battık? Biz ya, biraz da Sivas'ı konuştuk. AK Parti kazandı, sürpriz AK Parti olmadı. AK Parti Sivas'ta ilçelerde neden kaybetti? Bunu niye konuşmuyorsunuz oldu. Demiş biz izleyicimiz. Doğru demiş. Doğru demiş. AK Parti Sivas'ta neden, ilçelerde neden yani ilçelerde? Zaten yani ben de başlık ben de başlık almıştım. Evet. Neden kaybetti? Hiç bunu yorumlamadınız diye sormuş bir izleyicimiz. Önce aday yanlışlıkları diye yorumluyorum. Merkezde niye kazandıysa ilçelerde de o yüzden kaybetti. Yani? Ne çıkarabiliriz yani, bundan? Şöyle bir şey çıkar. Şehirler büyüdükçe, insan sayısı arttıkça, coğrafi konum büyüdükçe insanlar ağırlıklı olarak kişisel düşünmekten çıkar, şehri düşünür, hizmete bakar, kimlerin ne yapabileceğine bakar. Bir anlamda ağırlıkta böyle karar verir. Daha sonra da ideolojisine, fikrine, zikrine bakıp karar verir. Küçük yerlerde, ilçelerde, kasabalarda da daha çok aday profiline bakar. Kendi kişisel çıkarlarına bakar, kişisel ilişkilere bakar. Çıkardan kastım illa cebine bir şey koymaktan bahsetmiyorum. Orada insanlar genelde oraya yapılandan daha çok başkanın kendisiyle kurduğu ilişkiye bakar. Teşkilatlara. Oğlunu kızını iş alıp almadığına bakar.
kendisinin nasıl karşıladığına bakar, akrabalık bağına bakar, aşiret bağına bakar, sülale bağına bakar. Tabii ki onlar etken, verir, onlar etken ama. Halle aday bir tık daha partinin önüne anladım çıkar. Anladım ama mesela Kangal'a bunu bu kıstası sokamayız diye düşünüyorum. Biliyorum katılır mısınız? Yani çalışma anlamında eğer değerlendirmeyse. Bak istisna örnekler vardır. Şimdi Orhan abinin dediği gibi Sivas'ta sürpriz bana göre de Kangal'dır. Hatta sürprizin de sürprizidir bana sorarsanız. Ama ben orayı araştırdım. Ama orada şimdi yine dediğime geliyorsunuz. Ciddi bir aymazlık içerisinde olduğunu öğrendim bak, yani. Yine dediğime geliyorsunuz. Şimdi Kangal'a baktığımız zaman Ömer Öztürk'ün Kangal'la ilgili yaptığı Kangal ölçeğindeki belediye için çok güzel şeyler mi? Bana göre çok güzel şeyler. Evet. Hatta Kangal sınırını aşan politikalar üretip, projeler üretip Kangal'ın hakkını savunan bir başkan mı? Kesinlikle öyle. Değil mi? Kesinlikle öyle. İlçe teşkilatı diyorsunuz ya, ilçe teşkilatı da benim biraz önce dediğim gibi bakmıştır. Kendine çok yüz vermediğinden bahsetmiştir. Evet. Kendine sözünün geçmediğinden bahsetmiştir. Aynen öyle olmuş. Kangal'a ne yaptığına bakmamıştır. Böyle olduğu için de Ömer Öztürk'ün kaybetmesi kaçınılmaz olmuştur. Yani tamamen kişileri oportunist düşünür, oportunist bakar ve öyle ilişki kurar küçük yerlerde. Hâlâ seçimin sonucunda büyük oranda bunlar belirir. Peki neden MHP başarılı oldu ilçelerde özellikle? Dedim ya şimdi MHP neden başarılı oldu? MHP'den İyi Parti çıktı. Biz bir oranda aldı değil mi? Zara'yı örnekleyelim. Şimdi AK Parti'nin küsen seçmeni başka bir yere gitmedi. MHP'ye gitti. Özellikle İç Anadolu'da ve Karadeniz'de tamam MHP'ye gitti. AK Parti'den CHP'ye, İyi Parti'ye, HDP'ye, Saadet Oy'a gitmedi. AK Parti'nin düşen oylarının tamamını MHP'ye yaz. Sivas için mi konuşalım? Her yer için. Peki. Taner Bey? Ya şimdi ilçelerde niye AK Parti kaybetti? Nasılsa ittifak var dedi. Cumhur İttifakı'nın bir olmazsa bir olsun dedi. Bunun nedenleri olabilir ama burada şu bu demek ezbere bir yaklaşım olur. Evet, araştırma mı yapmak lazım? Bence en sağlıklısı kaybeden belediye başkanlarının görüşleri ve saha çalışmalarıyla bunun ortaya çıkması. Ama benim kişisel düşüncem şu, özellikle Kangal'a ben çok üzüldüm. Bunu söylerken ben yeni kazanan belediye başkanımıza da yani haksızlık etmek istemem. Bir defa tebrik ediyorum. Tabii. Yani ilk fırsatta da tanışmak istiyorum. Çünkü Kangal gibi bir yerde Mehmet Öztürk'ü hakikaten yıkmak, yenmek kolay bir hadise değil. Yeni belediye başkanını tebrik ederken Kangalların Mehmet Öztürk'ü ben anlamadığını düşünüyorum. Yani işte ben şunu araştırdım. Şöyle. Ciddi bir onlar siyasi bir mücadele olmuş olabilir teşkilat içerisinde. İşte hala bugün bizim böyle küçük ilçelerimizde işte nöbetleşe şeyler var. Yani bu dönem ben belediye başkanı olayım, öbür dönem sen ol, bu dönem ben il genel meclisi olayım, öbür dönem işte sen ol şeklinde öyle şeyleri var. Halbuki kimse şunu demiyor işte Orhan abinin belediye başkanlığı hakkı, benden daha liyakatlı. Bu işe Orhan abi yakışır. Doğrusu bu ama bu doğruyu işte biz hayata geçiremiyoruz değil mi? Sahiplenemiyoruz yani. Aynen öyle. Yani Kangal'ın bir yerde şöyle Kangal'ın mesela 8 yıl önce battığını, belediyenin kasasında 5 kuruş para olmadığını, borcu olduğunu tabii ki. Tabii ki. Yani personeline maaş veremeyen bir belediyeydi Kangal Belediyesi. Kesinlikle katılıyorum. Ama bugün bilmiyorum son rakamlara bilmiyorum ama herhalde 40-50 milyonluk mal varlığı vardır diye düşünüyorum ben. Tabii. Yani nakit paranın haricinde. Ciddi şeyler ortaya anlatabiliyor muyum? Yani Kangal zihinsel bir değişimi, dönüşümü bana göre değerlendirememiştir. Benim hep şu tezim var. Sivas büyüyecekse yanında 1-2-3 ilçeyi de alarak büyümeli. Yani bazı ilçeler Sivas'a bu konuda destek olmalı. Bir tanesi Kangal'dır. Bir tanesi Şarkışla'dır. Ya bir tanesi şey, coğrafyamız var ki yani. Anlatabildim şimdi mi? Gürün. Yani burada ben tekrar ediyorum. Yani bunları söylemem kazanan belediye başkanına karşı herhangi bir karşıtlık falan değil. Sadece bir kendimin görüşlerini tespit noktasında söylüyorum. Ha, öyle de bir şey mi? Mehmet abinin cezalandırıyoruz yani. Kazanması gerekirdi. Çünkü saha şeyleri, yapılan işler, projeler, Kangal'ın 8 yılda geldiği nokta, ulusal bir firmaya karşı Mehmet Bey'in verdiği mücadele onun da kazanması. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu arada tabii Kangal'ın da kaydırmaya da taşımalı. İmralı'da var, hepsinde var. Bir tek Altınyer'de yoktu.
İmralı'da Murat Açıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, o kazandı. Biraz çekişmeli geçti. 8 oy farkla, 10 oy farkla itiraz oldu. En sonunda İl Seçim Kurulu YSK hakkında. Tangalık oy oranı ne kadar? Fark yüksek. %38'e %20 küsürdü galiba. Evet. Sanıyorum 500 oy falan farkla. Şey, yani, yüzde olarak yüksek. Falan. Yüzdesel olarak yüksek. 37-38 Mehmet Bey'inki herhalde. Oran olarak. Yok. 38'e 28 miydi? Yani 40, buradan şu çıkıyor. Tam hatırlamıyorum ama. Teşkilatı hiç çalışmamış. Kesinlikle çalışmamış. Ben onun hesabını da vermediler. Kesinlikle evet. Aynen öyle, ben katılıyorum. Bilmiyorum ama yani bu ilçe teşkilatının bu şekilde... Sadece değil, birçok ilçe teşkilatının... Yani tabii öyledir ama ve, yani şimdi 3 oyla 5 oyla kaybeden ilçeler ben istisna tutarım ama fark olan ilçelerde ve, mutlaka şey, kriterleri de böyle çalışma üzerine kurulmuş bir belediyenin yani, o konuda evet, özellikle Zara mesela değil mi bu şekilde? Ya, sorgulanması gerekir. Evet. Zara'da yapılan Burhan yanlışlıklar onlar. Şimdi ben burada Taner Bey'e %100 katılıyorum. Ali Bey'e de katılıyorum. Yani değerlendirmeler doğru. Ben de adayların yaklaşımı, yani, tarzı. Değerlendirmelerin her ikisi de doğru. Hakikaten kazananlara hayırlı olsun demek lazım. Kaybedenlerde de gene diyorum sürpriz hakikaten benim için de kan kaldı yani. Onun dışında mesela sevindiğim şeylerden birisi Hafik'te Selahattin Şuhadaroğlu var. Ama göz göre göre geldi bakın. Ben defalarca bak, yani ben söylüyordum. Bir şey yani, aktarmam gerekiyor. Gene kendimi bu konuda şey koyuyorum, mecbur koyuyorum kendimi. Çünkü doğruyu söylemek gerekiyor. Şu kadar beraber de siyaset yaptık. Bizden sonra da çeşitli partilerde siyaset yaptık. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Saadet Partisi'nde değil mi? Evet, yani ilk bizim doğru yolun adayıydı bizim zamanımızda. Şimdi Çuadar'la ilgili geçen seçimde çok net bilgi sahibi olan ve etkisi katkısı olan biriyle bir sohbetimde geçen sefer Çuadar aslında seçimi kazandı dediler. Ama biz Çuadar'dan aldık dediler. 6 oy farkla kazanmışlar evet, galiba. Aldık dediler. Çok net. Hiç tartışma yok, isim veriyorum. Ama bu seçimde fark samiyete atarak, binaen. Yani ben şunu görüyorum. İşte biraz evvel başka bir konu üzerinde de konuştum ya. Yani kamu vicdanı diye bir şey var. O bekliyor. Geri gelince Kangal %48'de %35. Geri gelince düzeltmesini yapıyor. Çuadar için de orada bir düzeltme oldu. Geçen sefer kazandığı seçimi bu sefer tescil kanka, etti. Şöyle orada ciddi bir destek de almıştı. Çuadar iyi de çalıştı. Hayırlı olsun. Çuadar'la beraber tüm kazanan herkese hayırlı olsun. Ama yazık olan dersen, işte sürpriz olan dersen ben de burada Kangal derim. Evet. Mesela burada şeyi de garipsemiyorum. Mesela Ulaş'ta gene MHP kazandı. Turan ama burada konuşuldu. Yani çok yani favori olan hak edendi. Yani şimdi bilmiyorum, Kangal'daki başkanın kaybettiğini hepimiz üzülüyoruz veya kaybetmemeliydi diyoruz. Ya bu kadar bir taraflı, yansım tarafsız, olmamalıydı. Particiliği bir tarafa çıkar. Ulaş benim ilçem. Ben eski başkan çok iyiydi diyen de çok görmedim. Evet. Öyle mi Ulaş için? Ya eski yani başkanım siz, şöyle. Ben yani, Divriği mesela. Divriği de çok az oldu. Divriği de şöyle bir şey oldu. Yani. Yani 100 oy ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte aldığı oyların, ÖDP'nin de o zaman ÖDP'de vardı galiba, koyduğunuz zaman eski oyunu kurtarmıyor. Ama AK Parti ile MHP'nin biliyorsunuz birlikte bir seçime girdiler orada. İl Genel Meclisi, ilçe meclisi şeye verildi. İlçe Genel Meclisi MHP'ye verildi. Başkan AK Parti'den çıktı ama oyların ya da bir kısım oyunun CHP'ye geçtiğini görüyorsunuz. Bunu nasıl açıklayacağız? MHP oylarının mı CHP'ye geçti? MHP'de mi geçti, AK Parti'de mi geçti bilmiyoruz Ali ama Ali Bey orada aslında İttifakın orada tam anlamıyla yansımadığını görüyorsunuz. Doğru bir tespit yaptı. Yani yerelde küçüldükçe ilişkiler çok farklı bir noktaya gidiyor. Yani Mehmet Başkan, gene onun üzerinden bir değerlendirme yapalım. Arkadaşlara katılıyorum. Biraz da herkese aşkın bir vaziyette çalıştığı için kaybetti. Yani, ya Mehmet yani Bey, bunu görmek şöyle, lazım. Yani, yok, buradan hani selamlarımızı, saygılarımızı sunuyorum ben ona. Söylemem lazım. Şimdi Mehmet abi bir görüşmemizde bize Kangal merkezin değiştireceğini söylemişti. Yani onun o yapının, o çarşının, merkezin Kangal'a yakışmadığını, dolayısıyla daha değerli toplu, daha geniş caddeleri olan ve modern bir merkez yapmak istediğini söylemişti. Herhalde Kangallar peki, bu şeye sıcak bakmadı. Yapımız bozulmasın. Yani biz işte buna razıyız dediler. Yani, evet. Küçük düşündüler. Bence yazık ettiler kendilerine. Evet. Ha bunu söylerken tekrar tekrar vurguluyorum. Yeni kazanan arkadaşımıza da tabii, yapmayalım. Yani, hayırlı olsun. Allah kolaylık versin. O da inşallah daha fazla çalışır. Daha fazla
Tabii projelerde. Canım, önünde bir çıta var yani. Tabii o da yani bizi yaraltır. Ben daha çok hizmet ettim. Ya, Kangal'da yerel faktörler oldu. Özellikle Sayın Başkanın, Mehmet Bey'in bazı firmalara, kurumlara karşı duruşu yerelde tedirgin etti biliyorum. Yani buradan belki firma Kangal'ın hakkını korumak adına bir duruş. Aynen öyle oldu ama maalesef Kangal'ı onu bilemedi. Onun şeyini anlayamadı diyelim. Yani anlayamadı. Evet, Hilmi Bey hayırlı olsun. Belediye başkanımız olarak geldi. Adalet Bakan Yardımcısı, önceki dönem milletvekilimiz. Hayırlı olsun tabii, hayırlı olsun dedik. Neler bekliyoruz kısa vadede? Orada bir defa merkeze sürpriz yok. Yani merkezde şey yukarı, evet, çünkü AK Parti'nin hakikaten çok ağır bir kütle olarak, blok olarak vardı. Çünkü biz seçim önce zaten şöyle, şunu da, %58'de bu, gelmiş bir partiydi. Parantez açalım istersen. %70'den %50-49 bana neye bakıyorsunuz? 58'de Cumhurbaşkanı seçimlerine bakıyorum. Cumhurbaşkanı seçimine niye bakıyorsunuz? Merkeze bakıyorum. Ya merkez belediye başkanına bakacaksınız. 2014'e bakacaksınız. Evet. 2014'e. 58. 2014'e. 58'e 31. Evet. Değil mi? Hayır, ben ona bakmıyorum. Yani, yok, arada sormuyorum. Onu sormuyorum. 28 puan. 58.8, 49. Onu soruyorum. Tamam, arada 10 puan var. Yani. 10 puan. %20'lik kayıp. Yani %20'lik kayıp. Evet. Yani kendi içinde %20 kayıp, o da doğru. Evet, 50'de 10 kaybedersen %20 kaybetmişsin. Şimdi bu kayıplar olabilir mi? Olabilir. Ama AK Parti'nin kaybetme ihtimalini aklı selim ya da bu işe iyi okuyabilen insanların hiçbiri kabul etmedi zaten. AK Parti Sivas merkezde her şekilde seçimi alır diyenlerden biriydim ben. Almaz diyenlere karşı da en fazla 10 puan kaybeder, 58'e değil de 48 alır diyenlerden. Yok, tahminen. Ki Taner Bey'e de bu defa etti. Evet. Yani söylemişimdir. Sonuç itibariyle çok fazla orada yanıldığımı düşünmüyorum. 49'da bir puan üstünde alarak 49'da aldı. Bunun çok çeşitli sebeplerini sayabilirsiniz. Yine genel siyasetteki söylemlerden, genel siyasetteki gidişattan, ekonomik faktörlerden, başkan adayının değişmesinden. Ondan ziyade Hilmi Bey'den ne bekliyoruz? Yani kısa vadede. Hilmi Bey'den ne bekliyoruz? Bir defa AK Parti belediyeciliğinin Sivas'ta getirdiği bir çıta var. Bir defa bunun altına inmemesini bekliyoruz. Yani orada bir çıta var. Anlamında. Tabii ki. Evet. Onun altına inmemesini bekliyoruz. Ha, onun üstüne çıkması tabii ki hem kendi açısından, hem partisi açısından, hem Sivas açısından hepimizin umudu, beklentisi, hayal. Ama tabii herkesi, her başkanı kendi dönemine özgü değerlendirmek de lazım. Şimdi Osman Seçilmiş'i değerlendirirken 28 Şubat sürecinden bağımsız değerlendiremezsiniz. Devletin onun üzerinde ne kadar baskı kurduğundan bağımsız değerlendiremezsiniz gibi örnek olsun diye söylüyorum. Süleyman Çankaya'yı değerlendirirken 80 darbesinden bağımsız değerlendiremezsiniz. Sonuç itibariyle belediyeler de bir kamu kuruluşlarıdır. Gelir gider dengesine bağlı olarak hareket ederler. Ve haliyle o günün şartları da başkanın icraatlarını doğrudan etkiler. Belediye kendi kaynaklarını üretme noktasında özellikle kaynak üretebilir, proje üretebilir. Burada başkanın ve ekibinin mahareti mutlaka vardır. Ama dediğim gibi sonuç itibariyle Sivas ölçeğindeki şehirler daha çok genel merkezden alacakları payla yatırım yaparlar ya da icraat yaparlar. İleri Bankası'ndan para gelmezse Sivas gibi belediyeler işçilerinin maaşını bile ödeyemeyecek konuma gelebilirler. Onun için günümüzde maalesef ekonomi anlamında bir daralmamız, bir küçülmemiz söz konusu. Evet. IMF Türkiye'nin 2019'da %2 gibi bir küçülme oranından tahmin ediyor. %2 küçülmesek bile bir defa büyümeyeceğimiz kesin artık. Bunu artık hemen hemen herkes kabul ediyor. Yani devlette de artık çok fazla böyle bir para yok. Bu dönem içerisinde 2020'den itibaren normale girer mi? Eskiye döner mi? Veya artar mı? Bunu bilmiyoruz. Ama Hilmi Bey'in yapması gereken birinci şey AK Parti belediyeciliğinin getirdiği bir çıta var. O çıtanın altına inmemektir. Üstüne, üstüne koyamalı mıdır? Koymalıdır. Sivas'ın bana göre bitireyim istersen projeler noktasında. Sivas'ın bana göre belediyecilik anlamında temel, acil, akut bir durumda bir sıkıntısı yok. Yani ulaşımda böyle çok tıkanıklık bir durumu yok. Altyapıda böyle çok aksayan bir tarafı yok. Mezarlık hizmetleri Türkiye'ne örnek olacak şekilde. Zaten 20-30 yıla baktığın zaman Türkiye'nin en temiz şehirlerinden bir tanesi. Son yapılan yeşil alan düzenlemeleri ve otoparklar, alt geçitleri itibariyle büyük oranda o sıkıntıyı da tolere etmiş durumda. Bundan sonrası estetik olarak belki bir şeyler yapabilir ve şehre yayabilecek geniş projeler yapabilir. Bir de son 20 yıldır hemen hemen bütün başkan adaylarının hedef olarak koyduğu projeler var. Kızılırmak gibi, ata sanayi gibi, küçük sanayi sitelerinin taşınması gibi, kale gibi, evet, çevre yolu Kızılmak gibi, kuzey gibi, çevre yolu gibi. Böyle mega ama projelerde çok daha çok... Merkez hükümetin galiba ya desteğiyle olması gereken şeyler. İşte aynı şeyi söylüyorum. Son 20 yıldır herkesin projeleri bunlar. Ama bunlar çok büyük projeler. Sivas ölçeğinde
merkez hükümetin desteği olmadan yapılamayacak projeler. Hilmi Bey de zaten Ankara bağlantısının çok güçlü olduğunu seçim öncesi yansıttı, evet, gösterdi. Değil mi? Ben buyum dedi. Eğer oradan destek alırsa da bunları yaparsa. Peki çalışma, ki yapması da beklediğimiz bir şey. Çalışma arkada kadrosu, ekip kadrosu. Onu henüz görmedik. Yani, yani bu kiminle işi çalışacak? Şu anda gördüğümüz sadece meclis üyeleri. Meclisten kimlerle yürüyecek? Memur kadrosundan belediyenin içinden mi yürüyecek, dışından mı yürüyecek? Ya şöyle. Bunu henüz şu anda şöyle, kestirdiğimiz yani bunu belki, çok doğru değil. Ne kadar bunu söylemek bize düşer bilemiyorum ama geçmiş dönemde, daha önceki dönemlerde belediyenin sosyal yüzü eksikti. Yani insanlarla, halkla ilişkileri dayalı yüzü eksikti. Bunu kime göre, neye göre? Hepimize göre. Çok orada katılmıyorum ben size. Yani yok, ben bunu ciddi, basın medya anlamında ciddi bir bir ilgisizlik, bir takipsizlik vardı diye düşünüyorum ben. Ben tam yani aksine biraz da fazla abartıldığını da düşünenlerdenim o konuda. Yok ben ya bilemiyorum, katılamıyorum. Yani en azından ben kendim katılmıyorum ama. Bak şöyle bir şey. Özellikle işte, şimdi yeni dönemde gönül belediyeciliği deniyor ya. Gönül belediyeciliği yapmak hakikaten güzel bir şey. İşte ama bu da ama zaten başka bir şey söyleyeceğim. Yani Sivas gibi şehirlerde icraat yapmadan gönül alma şansınız da yok. Onu da söyleyeyim yani. İcraata pek bakan da olmuyor diye düşünüyorum. Yok yok yok. Kangal yok, örneğini yok vermiştik. Yok, yani şunu diyeceğim. Çok öyle değil. Yani mesela Taner Bey, meclis üyemiz. Ben çok öyle değil. Yani bir iyi bir konumda çalışmasının Sivas'a fayda getireceğini düşünüyorum. Bunu rahatça söyleyebilirim. Yani yarın suyunuz çeşmeden akmadığı zaman veya kanalizasyonunuz patladığı zaman gönlünüz alamaz sizin onu tamir etmeden. Ya da kapınızdaki kar temizlenmediği zaman saçınızın okşanması bir şey ifade etmez. İcraat ona yapmadan katılıyorum. Sivas gibi yerlerde ama icraatın da icraatın Sivas da çok fazla icraat yapmadan belirleyici rolde olduğunu sormuyorum. Son sözü size vereceğim de. Orhan Bey siz. Taner Bey yok, o meclis üyemiz, belediye meclis üyemiz. Onun son sözü, onu özellikle ona vereceğim. Siz kısa vadede Hilmi Bey'in yani neler yapmasını beklersiniz? Ben ulaşım diye düşünüyorum ama. Şahsen pek bir şey yapacağını beklediğim bir şey yok. Sebep şu. Ekonomikte daralmayı hepimiz beraber görüyoruz. Ali evet, Bey de söyledi. O etkileyecektir muhakkak. Bu, özellikle bizim gibi küçük şehirleri artık kendimizi hangi dev aynasında görüyorsak çok önemli değil. Küçük şehiriz biz. Oraya geldik çok şükür. Çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Rutin hizmetler yapılabilir. Tek bir şey, yani hiçbir şeye bulaşmadan, beleşmeden Bismillah diye başlıyorlarsa şu şehirde rekabet eden kurumlar, şahıslar, kişiler varsa bazılarına köstek, bazılarına destek olmasınlar. Belediyeciliğin her şehirde, özellikle de Sivas'ta yapabileceği en doğru şey bu rekabet şartlarını herkese eşit sunmaları. Yani iyi bir çıta koydu, katılıyorum. Ali Bey de söyledi. Artı başka çıtalar da var. Yani belediyenin İşte bir Ovacık Belediyesi gelirini giderini kuruşuna kadar yazıp koyabiliyorsa, belediyenin önünde bir tane ekran var. Bir gün, ayın bir günü, Sivas Belediyesi de orada kendi hesabını paylaşsın. Ayın bir günü imar değişikliği yapmışsa Taner Bey'in adına, artı bir şeyler vermişse, Ali Bey'in de hakkını yemişse. Web sayfasında yayınlanıyor belediyenin. Sen onları geçeceksin. Neleri neleri var o işlerin. Ben samimi dürüst olarak söylüyorum. Detaylarında girmeyeceğim onları. Bunların hepsini normal olarak sadece namuslu, dürüst, ellerinde tuttukları şeyin emanet olduğunu bilerek davransınlar diyorum. Benim başka artı beklediğim bir şey yok. Burada kamuoyuna da bir şey söylemek gerekmez mi oraya? Mesela bir şey söyleyeceğim. Bizim gibi yerlerde belki kaçınılmaz bir sonuç ama kamuoyu da şu anda belediyeyi sadece iş talep edilecek iş kapısı gibi görüyor. Yani halk görüşmelerine gidin, 100 kişi geliyorsa 80'i bunun çaresiz. Şüphesiz şartlar onu gerektiriyor belki ama artık biraz o boyuttan çıkarmamız yani lazım. Yani bize hep bize gelmiyor mu insanlar iş onu, için yani? Onu demekle çıkaramıyorsun Ali Bey. Türkiye biraz, gerçeğinde biraz bu çok kurtarmamız zor. Lazım. Ya da başka şekilde nasıl kurtaracaksak yani, yani o merkezi politikanın çünkü değişmesi lazım o konuda. Yani o kadar boğuluyor ki belediyeler o işin altında. Biliyorum ama yani alsa bir türlü, almasa bir türlü, yapmasa bir türlü. Yani bu ama hakikaten bunda bakın yani o merkezi hükümetin ciddi politika değişikliğe girmesi sıkıntı gerekiyor. Yani. Belediyelerin bu işi bu yükü sırtına alması lazım. Evet Sayın Meclis Üyemiz dedi ki evet, en son Taner Bey'e söz verelim. Belediyemiz sizden şimdi, çok şey bekliyoruz ama biz bir defa bize destek olan, bize belediyeyi teslim eden hemşehrilerimize, hem kendi adıma,
hem belediye meclis üyesi arkadaşlarıma hem de belediye başkanımız adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Dünden daha iyi olması için var gücümüzle çalışacağız. Belediye başkanımız bir defa bu işin bilincinde. Sivas'ta bütün belediye hizmetlerinin A kalite olması için var gücüyle ve var gücümüzle çalışacağız. Belediyecilik noktasında Ali Bey de söyledi. Zaten Sivas'ta belediyecilik noktasında, hizmetler noktasında çok temel problemler yok, çok temel sıkıntılar yok. Biz bu hizmetleri çok daha iyi nasıl vatandaşımızın hizmetine sunarız? Vatandaşımızın, hemşerilerimizin yaşam koşullarını nasıl daha kolaylaştırabiliriz? Bunun gayret içerisinde olacağız. Ve ben kendi adıma yeni dönemde Sivas'ın dünden daha iyi olacağını söyleyebilirim. Evet. Bir defa biz şeffaflık noktasında Orhan abinin çizdiği temel bir gösterge var. Seçim boyunca belediye başkan adayımız Hilmi Bilgin, şimdiki belediye başkanımız, defaatlerce bunu söyledi. İlk meclis konuşmasında da bakın, söylediklerimiz kağıt üzerinde kalmayacak dedi. Yani biz insanlarımızla bir arada olacağız, insanlarımızı dinleyeceğiz ve belediye hizmetlerinin Sivas'ın en ücra noktalarına eşit manada gönderilmesi, sunulması için de elimizden geleni yapacağız. İşte ulaşım noktasında bazı şeyler var. Ulaşımın daha hızlı, daha kolay, daha ferah, daha rahat nasıl yapılabilir? Her şeyi daha yaşına bir yani getirmek lazım. Sivas'ı her alanda gerçekten daha yaşanılabilir ve daha tercih edilebilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bunu da zaman içerisinde hemşerilerimiz görecek. Başkanımıza inansınlar. Belediyemize güvensinler. Belediyemizin kadrosu hakikaten ben diğer şehirleri de hani gidip görüp geliyoruz, biliyoruz. Onlarda da yapıyı da görüyoruz. Sivas belediye personeli diğer şehirlerden de aşağı değil. Evet. Ama bizim hep temel şeyimiz, bakışımız hep imarla ilgili oldu. Yani belediyecilik ama şöyle, bunun üzerine yıpratıldı. Değerlendirirken, şimdi, bakın, evet, yani ben hep imar oldu. Yani şimdi biz şunu bunu söylüyorlar, biliyorlar ki bakın, işte belediye mesul üyelerinin şunlar, Ali Bey, yani, evet. Belediye mesul üyelerinin şunlar değil mi? Evet, bunlar. Bakın şununla ilgili rant çalışması. Bu bununla ilgili imar bilmem neydi. Yani bunun bilmem ihalesini. Ama biraz ön yargıda olmamak lazım. Yani şimdi geçmişteki yaşanmışlıklar bunu tetikliyor. Ben diyorum ki Hilmi Bey'in de çok iyi bir koz var. Yani belediye başkanı bugün o makamda kendi ekip içerisinde de ticari bir kaygısı olmayan, bunu bir makam, basamak, mevki, ne bileyim bir yükselme, bir sıçrama tahtası olmayacak isimler var o kadronun içerisinde. Böyle vizyon sahibi, misyon sahibi isimler var. Bu yüzlerle insanların karşısına çıkarsa hem geri bildirimi sağlıklı olur, hem doğru olur, hem de Sivas'a kalıcı hizmetler yapabilir. Yani benim açımdan söyleyeceğim bu. Çünkü gerçekten yıpranmış isimler yok. Bu o seçtiklerimize sahip çıkacağız. Vatandaş yani, olarak. Oy verdik, seçtiysek seçtiklerimizin arkasında durmasını da bileceğiz. Ha bu hiç eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Hayır şunu söylüyorum. Tabii ki eleştireceğiz. Ama şeyler, biz belediye meclisini kurumsal bir kimlik olarak belirliyoruz. Biz neysek oraya seçtiğimiz arkadaşlarımız da o. Eğer oy verdik, seçtik, layık gördüysek ön yargılı olmadan arkalarına durmasını da bileceğiz. Dünden evet. Daha iyi olacak. Buna tüm Sivas'tan Taner abinin güvensin. Konuşan, hakkı arayan, aykırı bir meclis üyesi olacağını biliyorum. Aykırı değil, doğruları söyleyen bir meclis üyesi. Aykırılıktan kastım o. Ama yani, o zaman genel kanaatte de şu olur. Bunu negatif bir durumda algılama yani. Genel genel kanaat aykırılıklara ses çıkarmayan anlamında olur. Yok, olur mu öyle şey? Evet. Ben mesela inanıyorum. Taner abi oy verdik, seçtik. Yani, ben Taner abiye güveniyorum mesela. Daha yapamaz yani. Sıkıntıya düşer. Yanlış bir şey yaparsa. Ne gibi? Tabii o konuda yanlış bir şey yapar veya yanlış taraf olursa böyle rahat program çıkaramaz. Çıkaramaz. Evet. Aynı. Çıkaramaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bugün günü devirdik. Yapmayız inşallah. Ve yapmayacağız. Yaptırtmayız. Yani orada müsaade etmeyiz. Allah şeytana uydurmaz. Amin hepimize. Evet sevgili izleyiciler, ben Sayın Ali İzgi, Sayın Taner Karabal ve Sayın Orhan Ter. Bugün hep birlikte güzel bir sohbet yapmaya çalıştık.
sürçülisan ettiysek affola diyorum. Önümüzdeki hafta başka program ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.